de Rabia ile Akın yakınlaşmıyor mu? İlkay da Fariha'dan, ay Farima'dan hoşlanıyor. Bu arada en büyük olay da dün Şığımız Yağmur'la ilişkiye başladı. Şükürler olsun diyorum Emre konusuna. Gerçekten. Sapanca nasıldı Ayşen Hanım? Gezdik deniz kenarı, şu bu. Sapanca'da deniz kenarı gezdiniz. Göl olmaz mı? Günaydın! Günaydın. Sesim çıktı. Günaydın. Boğazıma kaçtı. Melo hadi dışarıda görüşmemiş gibi sarılalım. Hayır. Tamam. Küçük çocuklar gibi. Günaydın. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Seni çok özledim. Seni bir özledim, bir özledim. Bizi özlemediniz mi? Beni özlemedin mi? Şurada senin moralin bozuk ama. Ne haber canım? Ben olurum sana. Canım güzel olmuş. Kız! Salonda sevgili oldular. Ben dün neredeydim? Neredeydin? Bir daha sorun. Neredeydin? Sevgilimle çiftliğe gittik. Ne yaptınız? İşte onayı bıraktık. Ay devamını artık verirler inşallah. Aynen yani böyle bir aşk yaşadık. Oo şöyle Sapanca havası alıp geliverdim. Şöyle Sapanca gölünün karşısına geçiverdim şöyle. Günaydın. Günaydın. Niye Edirne'ye gitmişsin gibi ulaştın? Ben nedense, bak bir şey söyleyeceğim sana. Şive yaptığımda. Bak şive yaptığımda, normalde Karadenizliyim. Haçam maçam diye konuşmam lazım. Ne zaman şive yapsam, hatırlıyor musun burada dede? Gittim Edirne şivesi yaptım. Demek ki abi, ya beni kan çekiyor Trakya'ya doğru. Trakya iyidir be ya. Trakya var ya, 10 numara bir yaptım. Trakya insanını seviyorum demek ya. Bilmiyorum, hep oraya gidiyorum. Tabii, aynen benim de. Gidiverdim yapıverdim şöyle Sapanca gölü karşısına geçiverdim. Ayca'nın Çorumlu abi. Ha? Ayca'nın Çorumlu. Ayca'nın Çorumlu abi. Çorumlu konuşman lazım. Tamam işte kurumlular nasıl konuşuyor ki? Trakya'ya yakın işte abi. Ayca'nın gibi. Ben adamın kafasında patlayacak sandım. En azından kafasından sıyırdı. Onun böyle tam taktiksel bir olayı var. Ona göre atıyorsun. Açısına onu tutturmazsan bir daha asla barışmıyorsunuz. Şimdi burada önemli bir olayı parmak basmak istiyorum. Gamze çok özür dilerim ama zamanında Şahin'le senin ilişkin de böyleydi. Hatırlasana. İlişki değil ya. Ya ilişki değil. Ya ilişki ne demek? Mesela benim de Didem'le bir ilişkim var ama ne arkadaş ilişkisi. Ya insan bir ilişkisi. Olma. Mesela anladın mı? Bir ilişki sadece sevgililik bak anlamında denmiyor. Sizin onunla kurduğunuz iletişim modeli de böyleydi. Ben istemiyordum mesela onu. Mesela Şahin de böyle kadınlara hoşlanıyordu. Adam bana aşık oluyordu. Kafasına yastık fırlatıyordum. Şuradaki bütün her şey onun kafasına gitmiştir değmiştir. Kapıdan kovuyordum. O üstten bahçeden atlıyor geliyordu. Acaba bu erkekler sert kadını seviyor. Bana diyorsunuz sen sertsin, adayın olmayacak, hiç kimse yanaşmayacak. Bazı erkeklerden naif kadınlardan hoşlanıyor ama o naifler acaba gerçekten naif mi? Yok aslında ne biliyor musun? Sevdikten sonra kadının ne nazı batıyor, ne kibirlisi, ne fesatı hiçbir evet şey batmıyor. Adam sultan gibi taşıyor. Aynen. Sevmedikten sonra da kadın her melek kalpli, iyi kalpli olsun. Yaranan bir de ne var biliyor musun Aycan'ım? Mesela kadın kendisini böyle, her kadın yapabilir bunu. Akıllı ya da kurnaz diyeyim. Kurnaz olan her kadın bunu yapabilir. Kendisini çok farklı gösteriyor. Naif. Hmm. Hanımefendi, cici kız. Tabii şimdi ben bunu sonra mesela ilişkiye yani başlıyorlar. Başka bir yok, şey var adı. Kurnazlık bu zaten. Burada aynen akıl söylüyorum bu lafı. Mesela ilişkiye başlıyorlar. Ondan sonra içerisinden bir canavar çıkıyor. Aynen. Niye? Çünkü adam artık cepte. Anladın mı? Kedi gibi gözüküp aslında kaplan çıkıyor. Aynen öyle. Kandırıyorlar adamları. Adamları böyle böyle kandırıyorlar. Aynen. Bunlar hayatım nasıl kadın ya benim? Ay can ya. Mesela işte kadın şimdi dediğin, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Olur gümbür gümbür. yerden teşekkür ederim hayat. Şimdi arkadaşlar bu benim fikrime katılan varsa söylesin. Biz bunu dün Dido ile konuştuk. Sizce de Rabia ile Akın yakınlaşmıyor mu? Yavaş yavaş. Bence ben orayı kaçırmışım. Evet. Tüm dertlerini yani birbirleriyle paylaşıyorlar. Akın sürekli Rabia'yı avutuyor. Şimdi falan. Rabia diyor ki Akın benim dostum diyor. Biz bu evde ne dostluklar gördük evlenip çıkalım. Yo Rabia dostum demesin ya. Bak Rabia'nın her diyor erkeğe yakınlaşabilecek bir kapasitesi ben var kadının. Akın'a daha yakındım. Her erkeğe yakınlaşabilecek, herkesle ilişki kurabilecek, flört edebilecek bir yapısı var. Yani bu Akın aynen, olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Yani onun için bir erkekle aşk yaşamak, flörtleşmek çok zor bir şey değil. Bir bakışı, bir cilvesi yeter. Hemen bakmışsın adam sevgilisi oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? İlkay. Söyleyin. İlkay da Fariha'dan, ay Farima'dan hoşlanıyor.
Gerçekten diyorum. Çünkü ben bunu dün de söylemiştim. Farima daha erkekler evine gitmeden önce. Farima'nın tarzı ona uygun, evet, değil mi? Dedim ki, mesela dedim Rabia'nın yüzüne söyledim hem de bunu. Sen dedim İlkay'ın tarzı bir kadın asla değilsin. Ama dedim Farima İlkay'ın tarzı bir kadın çok dedim. Çok iyi gözlem canım. Ondan sonra ben bunu söyledim. Onlar erkekler evine gitti. Baktım. İlişki uzmanı. İlkay Farima'ya açıklama yapıyor. Evet, Rabia yapacağı açıklamayı Farima yapıyor. Bir erkek böyle ama. Fikir aynen öyle. Bir erkek neden bir kadına açıklama yapar? O kadından gerçekten hoşlanıyorsa yapar. Ben şimdi gidip neden X bir kişiye mesela Akın'a ben niye açıklama yapayım ki? Ya da Akın bana niye açıklama yapsın? Ama benim üstüme de Tuğçe'yi tanımaya çalışıyorsun. Sence hangi kadın bunu hazmedebilir? Çok iyi bir insanmışım da arkadaşlığımı kaybetmek istemiyormuş Emre beyefendisi. Buraya tahtaya Yağmur'la Şehmaz'ın ismini yazmaya geldim. Benim gücüm, heybetim, sevdiğim adama işlemez. Alın, tamam. Evet, tamam. Alın. Emine anneyi yazma o araya. Yağmur buradan sıkıntı çıkarabilir sana. Şükür ediyorum şu an. İyi ki geldi. Bunu da eğer Emre yiyorsa kardeşim mutluluklar dilerim. Benimle işi olmasın zaten. Senden gizli evlenmişler diyeceğiz Emine anneye, tamam mı? Herhalde ben onu biliyorum. Ha. Bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Biz senin sevgili değiliz dediğinde lık bunu koyacaksın önüne. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim. Çorum'da doğdun, büyüdün. Nereden bileceksin? Okyanusu, denizi. Hayırdır oğlum? Tamam, hayırdır oğlum. Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil yani. Ben oğlumlu mu oğlumlu benle konuşuyor Ayca. Şey ya, ben Ahmet abim ya. Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İlk kez seninle tanındım şimdi. Kendi kendine burada gelin güvey olmuşlar ama damadın haberi yok. Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil ama Farima İlkay'ın tarzı bir kız. Haksız olduğumu düşünen var mı dün VTR'lerde? Tuğçe ile Rabia ile ilgili söylediklerimde. Yani tam ondan önce burada söylediğim ya çıkmadı mı? Ya sen kıyaslama yaptın. Tam burada söylediğin çıkmadı mı? Dedim ki sen dedim adıma atarsan anlarım. Sen çünkü düşünce yapın güzel. Hadi dedin ki o zamanlar birbirimizi tanımıyorduk. Böyle oldu, şöyle oldu. Ben şimdi sadece arkadaş olmak istiyorum. Daha uzaktan daha iyi tanımak istiyorum dedin. Hadi eyvallah. Rabia dedim ki ama Rabia sana bir adım atarsa ben dedim direkt bunun içinde alt niyet ararım. Ve bugüne kadar Rabia'nın sana karşı tavrında kötü duruma düştüğü için sana geleceğini düşünürüm dedim. Ya da Tuğçe'ye buradayken... yakınlaşıyor diye olabilir. Tam buradayken Rabia tutmuş, İlkay'a elini uzatmış, elini tutmaya çalışmış, İlkay izin vermedi. Helal olsun. Ondan sonra demiş ki konuşmamız lazım falan filan. Ondan sonra şey muhabbetine girmeye başladı diğer tarafta. Gördünüz Seda Hanım, ben elimden geleni yaptım, ben adım attım, ben pişmanım, ben söyledim. Ama o benim elimi tutmadı, o beni sahiplenmedi, yine aynısını yapıyor falan diye üste çıkmaya çalıştı. Ben de dedim ki bu dedim tamamen kurulmuş bir oyun. Tuğçe aynısını İlkay'a yapmaya çalıştı. Şimdi aynısını Rabia yapıyor dedim. Biz dedim burada saf değiliz. Çünkü Seda Hanım bayağı inandı. Seda Hanım bayağı korumaya aldı. İlkay falan Rabia diyor ki ne olacak diyor kız elini uzatmış tutsaydın diyor şöyle böyle. Niye gittin diye başladılar. Hayır bu kadar basit mi? Söylenen sözler var. Artı Rabia şu cümleyi de kullanmadı yok, mı? İstesem, istesem seni daha kötü gösteririm diye. O zaman şimdi... diyor gelmeseydin diyor hiç benim diyor falan, falan şeyim. Buraya gelmeseymişim. Hani Farima'yı öyle mi yaptılar acaba? Anladın ama küsmemeyle biz bunu daha önce de konuştuk. Ben dedim bak dikkat et dedim. Bana hayır saçmalama dedi. Bu Emre konusuyla ilgili dedim. Hani bir şey olursa hani aranızda bir şey olmaz bana yakıştırırlar olabilir dedim. Biz konuşabiliriz bu durumda dedim. Ters düşeriz aramızı bozarlar. Bozulabilir
konuşmalarla beraber dedim. Herkes yorum yapacak çünkü her kafadan bir ses geliyor. O dedi ki saçmalama, olur mu öyle şey bilmem ne dedi. Bana göre ben o kadar hani şeyim ki şu anda bile aday olabilirsin. Sen benim arkadaşımsın, onu isterim dedi. Dedi. Ben de durdum. Ha, ama bana deseydi ki hayır olmaz bak Tuğçe, şu an ben hoşlandığımı söylerken sen gidip aday olursan benim için bitersin deseydi mesela, atıyorum. Ki ben aday olmadım. Bu da bir ayrı durum. Kimse, o da bana aday olmadı şu an. Böyle bir şey deseydi ben o kadar belki hani rahat konuşmazdım ona verdiğim değer için. Ama onun böyle şeylere ters bakmayacağını düşünerek normal bir konu geçti benim için. Ben de buraya geldim benim yüzümden oldu diye. Melis de Kemal'in yanına geldim. Sonradan o tekrar geldi. Bizi yalnız bıraktılar, konuştum. Bu kadar. Başıma gelmeyen kalmadı. Evet, sonra bir daha konuştum, bir daha konuştum. Evet. Ayrıca konuşabiliriz. Dün ne yaptınız? Ne yaptım yani hani? Dün ne yaptınız? Ben tek takılıyordum ya. Dün burada mı? İşte yine şey oldu, ben orada tek oturuyordum koltukta. Melis de Kemal, Didem, Adnan orada oturuyorlardı, 400 kişi. Ondan sonra Emre bir ara dışarı çıktı. Yalnızdı sanırım. Sonra içeri geldi. Benim oturduğum koltuğun oraya oturdu. Muhabbet ettik yine. İşte şeyden, neyden? Burada olmaktan mutlu musun falan dedi. Ben de duruma göre değişiyor dedim bazen. Doğru söylüyorsun dedi. Ondan sonra genel şeyler konuştuk işte. Yani şey dedi, daha önce ne yapıyordun, ne yaptın falan. Beni tanımak için. Sen de söyledin işte. Ben de şunları yaptım, burada çalıştım, bunu okudum falan filan dedim. Ondan sonra öyle şeylerden konuştuk yani. O final gecesinden sonraki gün zaten suskundum. Herkes buna şahit. Üzgündüm, tamam mı? Kırgındım. Tamam. Konuşmadım. Sen lafını unutma. Sen buraya yok gelmesen sen sonuna kadar haklısın. Adada adaya giderken terk edilen sen oldun. Ben sana başka bir açıklama yapıyorum. Ben buradayken... Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam. Şemuz Bey. Nasıl ne Şemuz? Eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Ne yaptın? Bu arada en büyük olay da dün... Şemuz Yağmur'la ilişkiye başladı. Haşin erkek. Hoş geldin. Neyse, anlatayım da. Eyvallah. O olayın yaşandığı günden sonra zaten kırgın olduğum için gitmedim. Ama ne dedim size burada? Ben yanına gideceğim ve tekrardan bir konuşma yapacağım dedim. Tamam, ben de buradayım. Ama aynı günün kritiğinde yine ekranlarda ne gördüğümü sen biliyorsun. Tamam, evet. Tamam, gitmedin, yine gitmedim. Haklısın. Tamam. Yine bekledim. Sonra eve geldi. Sonra eve geldi buraya. Hareketlerin, tavırların, suratına bak dedi. Rabia ile Farima bu eve geliyor. Rabia benimle konuşmak için herhangi bir şey söylemiyor. Ben konuşacağım ama Akın'la Tuğçe'nin arasını yapmaya gelmiş. Bu sefer de gitmek istemiyor. Ben de sordum. Niye bizim zaten ortada bir şey, bizim zaten ortada bir sıkıntımız var. Hani sen neye istinaden kalkıp Akın'la Tuğçe'yi birleştirmeye çalışıyorsun? Bu sefer yine gitmedim. Emre diyorum ki niye beni de önümü kesmiyorsun? Tamam mı? Kim diyor senin ki, önünü kesmiyor? Diyor ki git gellerim var. Tamam mı? Ama benim üstüme de Tuğçe'yi tanımaya çalışıyorsun. Sence hangi kadın bunu hazmedebilir? Vallahi o Met Cezirinden çıkacak diye de siz de burada heba olamazsınız. Üçünüz ben de bekliyorum. Mutlu olmaya geldiniz. Tanıtsın herkesi, ondan sonra karar versin. Hiç kimse versin gitmiyor, gelmiyor. Ayıp. Sevgiyle baş başa dışarıda oturdular. Sen ben çok insansın, senden çok elektrik alıyorum. Gamze, sen çok insansın, seni kırmak istemiyorum. Bana gözlerinde bir bak, ışık vardı. Bak Aslı böyle yapması da bir normal. Çünkü de size direkt hani yine tanımıştır. İstemiyorum diyemez ama. Yani direkt de istemiyorum derse biz şunu deriz abi, bak ben derim ya da izleyiciler der. Daha tanımadın etmedin, ne oldu, belki tanıyınca hoşlanacaksın. Bak çünkü sen de bu fikri savunuyordun. Yani çocuk baktı olmadı. Ama ben şeyi çok takdir ettim. Ya şöyle ama 3 ay 5 ay bizi şey yapmadı. Oyalamadı yani. 1,5 hafta geçti, tanıyacağım kadar tanıdım. Olmuyor dedi. O huyu güzeldi. Tabii yani. Tabii canım, 3 ay 5 ay geçirmedi. Ay, bir ay yani benim de bu evde adaylarım olacak diye bir şey oldu. Zaten yoktu ama. Ben sana karşı nötrüm. Senin ahını alamam, ben seninle oynayamam dediklerim de oldu benim. Hani önünü, herkesin önünü bıçak gibi kesiyordum. Olmayacak olanı arkadaşım oh diyordum yani. Ama bak sen kimseyle bir şekilde tanıyordun. O yüzden olmayacağını biliyordun. O hiçbirimizi tanımıyordu, anladın mı? Allah yukarıda çocuk senin önünü iki kez kesti. Ya tatlım ama bak kabul biz etmiş konuştuğumuz önümü kesti, ben kırmızı odaya çağırdım. O bana vermiş olduğu elektrikten dolayı, benimle konuşmasından, sohbetinden dolayı o bana öyle davranmasaydı ben çağırmayacaktım kırmızı belki odaya. De o elektrik vermedi, sen almak canım, istedin. Canım, çocuk dedi ki ben istemiyorum, sen de dedin ki ben seni ikna ederim dedin. Çok iyi konuşuyor, kimseyi kırmıyor. Farima'ya da aynı davranıyor, Sevgi'yle de aynı davranıyor. Ben ondan rica etsem dışarıda konuşalım, sohbet, beni de çevirmeyecek.
Neden konuşmak istiyorum biliyor musun? Çünkü beni komple yanlış tanıdığından dolayı. Çünkü ben burada 1,5 haftalık bir ilişki içerisindeyken dış çekimde bile yediğim sözleri gördünüz işte. Anladın mı? Sen birinciliği oynuyorsun, sen mağduru oynuyorsun. İş oraya bağlayacak. Diyecek ki belki sana aynen benim fanlarımın kutlamasından niye geldin göründüm şimdi diyecek. Benim birim diyecek. Bunlar olduktan sonra ben bazı şeyleri yedirememeye başladım, tamam mı? Sözler ağır geliyor sana. Bu sözleri bir şekilde açıklamasını yapmak zorundasın ki karşındaki insan seni tam anlamıyla anlasın. Tamam mı? Derdimi anlattıkça daha farklı şekilde anlaşılıyorum. Bir şey söylüyorum, arkasından farklı bir şey çıkıyor. Diyorum ki hani bir şeyleri yapıcı halde konuşmak istediğim için buradayım diyorum. Sen mağdur oynuyorsun bana diyor. Aynen. Anladın mı? Ben her seferinde düzgün cümle kurmama rağmen ters tepki alıyorum. Vallahi ben direkt ona dedim ki niye Gamze gibi benim de önümü kesmiyorsun? Çünkü dedi Gamze'yi önünü kestim ama senin hakkında gitgellerim var. Bu Emre'nin cümlesi. İyi yaşa. Vallahi ben de çok iyi bir insanmışım da arkadaşlığımı kaybetmek istemiyormuş Emre beyefendisi. Ondan benle konuşmak istemiş. Palavra. Bilmiyorum. Benim mantığım hiç kabul etmiyor şimdi. Doğru söylüyor. Ya arkadaşlar kabul edin ya. Bir yıl, bir sezon burada olmuş. Bak iyiliğine, şey karakterine bir şey Tuğçe söylemiyorum. Tuğçe ile farz edin ki olmadı sandığınız gibi bir şey de çıkmadı. Varsayımlar şey üstüne konuşuyorum. Ha, bana da öyle dedi. Bir dakika, varsayımlar bir şey üstüne konuşuyorum. Hala adaylığınızı devam ettirecek misiniz, ettirmeyecek misiniz? Şimdi onu söylüyorum. Benim mantığım normal olarak şu. Benim üstümde birisini tanımak isterse kesinlikle hayır, tamam mı? Şimdi biz kız kızayız. Bak mantığım hayır diyor, her şeyim hayır diyor. Bu 24 senedir, 25 senedir bunu hiçbir zaman kabul etmem, kabul etmez dedi. Hatta bunu dedim ki Emre, empati yap. Ben eğer tanımak istesem ne olur? Dedi ki o zaman ben yokum dedi. Eğer başka birisini tanımak istersen, tamam mı? O zaman benim ne dediğimi anla. Ama gel gelelim ki gördüğüm zaman heyecanlanamıyorum. Hala heyecanlanıyorum. Hoşlanıyorum. Bilmiyorum. Kızlar niye bu kadar şık? Kim o? Sen parıltılı işin var mı senin? Hepsi Japon gibi. Gelsene balkona bir şey koyalım ya. Ben yedim. Ne yapıyorsun? Vay. Bak yeni sevgililer var burada. Arkadaşlar tabii. Bir şey söylemek istiyorum. Biz buraya tahtaya Yağmur'la Şehmuz'un ismini yazmaya geldik. Bizim evde tahta yok ki. Tahta biz tahta kullanmıyoruz. Duvara yazacağız. Duvara bu arada istediğiniz yere yazın. Tövbe ama tahta burada uğursuzluk getiriyor, o yüzden evet. İlişkide evet, tahtaya yazın. Erkeklerin evinde artık yeni adet. Erkeklerin de yeni adet. İşte böyle Melis Kemal, ne bileyim işte geçen mesela yukarıda. Yarat kardeşim, yarat. Yaratıcı ol değil mi? Yarat. Sen yarat. Ben hallederim. Ben de sevgilime kahvaltı hazırlayayım. Allah. Vay arkadaş. Hadi söyleyeyim. Biz bahçeye çıkıyoruz izninizle. Seni kırmak istemiyorum. Farkındasın değil mi? Kırmadan konuşuyorum. Yemek pişirelim. Kelimelerimi seçiyorum. Patlıcan musakka yapayım mı? Yok, pişirme. All the time. Gamze çok değişik insansın. Benim için böyle şeyler Emre, yapma. Emre ofisim var, arabam var, Ankara'da evim yeter. Var. Ankara'da evim var, ofisim var, arabam var, mesleğim var. Evlenecek yaşa geldim Emre. Merak etme, bunları konuşmadık. Gözlerimiz konuştu canım. Bana o sıcak sohbetin sonrasında kırmızı odaya çağırdım adamı. Bak emin ol böyle konuştu. Böyle konuşması ben niye gideyim? O da çok güzel planı işliyor. Hani böyle bir işi var, dışarıda konuşalım dedi. Gamze'nin işi şöyle hareketleri. Didem'in de şu, biz bir bütün... Didem, biz bir bütün olduğumuz anda mimikleri meşhur. Hayır, benim mimik kafam yakışıyor kadına. Anlamıyor. Almıyor. Ben ama bütün konuşuyorum şu an. Sizin daha fazla mesela el mimikleriniz var ya, benim yüz. Akın şey... nerede? Akın dışarıda. Aa pardon, Akın'ın nerede olduğunu Rabia'ya sormam gerekiyordu. Nasıl yani? Aralarındaki yakınlaşmanın farkında değil misiniz? Ne? Bak, Akın'la Rabia yakınlaşıyor, Farima'yla da İlkay yakınlaşıyor. Evet. Allah Allah. Evet. Dün İlkay gelmiş, Farima'ya böyle. Ben öyle yapmadım, ben böyle yapmadım. Aslında ben senden hoşlanıyorum Farima. Tamam, söyledi şimdi sabah, Kemal söyledi, o da şey, anlamamış Farima gibi, o da onları anlatıyor. Rabia Akın için şey çok ince. Sen hoşlanmadığın bir kadına açıklama yapar mısın? Yapmaz. Rabia Akın için çok iyi bir dostluğu. İlkay'da Farima'dan hoşlandığı için Farima'ya açıklama yapıyor. Ayrıca zaten İlkay'ın tarzı asla Rabia gibi bir kadın değil, Farima gibi bir kadın. Çünkü Rabia böyle papatya kız. Kokoş. Kokoş. Ama İlkay daha böyle cool sporcu, kadınlardan. Farima sporcu.
Hoşlanıyor işte zaten Fatma'dan. İlkay da sporcu. Ona bakarsan Fatma da ilk zamanlar diyordu ki benim kafamda Onur harici bir isim daha var diyordu. O da bir şey demek diyordu. Ki o insan da İlkay'mış. Şimdi Fatma erkek ay kızlar evinde yalanlıyor bunu, öyle bir şey olamaz falan filan diyor da bence gayet de net. Melis İlkay ile Fatma arasında bir şey olabileceğini tahmin ediyor. Yani düşünüyor daha doğrusu. Hislerinde hiç yanılmadı. Ne söylediyse çıktı. Aşkım bizimle alakalı da bir şey varsa söyle. Bunu da bileyim ben. Hızlı hareket etmek istemiyorum. Gerçekten doğru hareket etmek istiyorum. Ya bunun zeminini, aslında zeminini iyi ayarlayabilirsin. Bak bu hızlı yavaş değil. Yanlış bir cümle kurdum aslında. Zeminini ayarlayıp en son plan yaptığımızda anladın mı? En son bir plan yaptık abi. Ondan sonra başımıza gelen plan geldi nazar değdi. Şöyle düşün. Olacağı zaman oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi bir ilişki yaşadın ve ilişkiyi bir sebepten dolayı kaybettin. Şu anda tekrardan kazandın. Bir hata oldu, arada sıkıntılar oldu, atlatabildin, birleştin. Şimdi o senin için çok değerli. Eskisinden 10 kat daha değerli şu anda. Tamam mı? O da senin için öyle. Anladın mı? İkiniz için ikiniz de çok değerlisiniz. Şimdi bundan sonraki süreçte eğer yaptığınız her adım ileriye yönelik olursa bu evlilik zamanı kavramı var ya, hiç düşünmezsin. Bir gün gelirsin böyle, artık çok mutlusun, tamam mı? Bütün her şeyi ezmiş geçmişsiniz. Çıkarırsın dersin ki tamam okey bitti benim için her şey. Seni istiyorum sadece dersin. O an o bile şaşırır yani. Ne oluyor ya der. Anladın mı? Mutlu olur bir anda. Senin onu şaşırtman lazım. Yani onu kendi kafanda kurgulamana gerek yok aslında. Ya kurgulama çünkü dediğim ne biliyor musun? Şimdi şu. Barışmışız. Keyfini sürüyoruz dedim ya. Aynen. Ondan sonra işte birbirimize hediyeler alıyoruz. İşte bak mesela onun köşesini tekrardan kurdum. Hani mutlu olması için birkaç hareket içerisine giriyorum. Kafasını tekrar toparlaması, bu eve tekrar alışması, bana alışması, beraber aynı düşüncenin içerisine tekrar girmemiz, beraber hareket etmemiz. Bunların hepsini oluştuktan sonra dedim ki kendi kendime dün gece. Abi her şey okeyse, her şey güzel giderse. Ben zaten bu hissiyat içerisinde değil miydim? Aynen benim öyle. Sevdiğim insan da bu değil mi? Tamam neyi düşünüyorum dedim. Aynen öyle. Çocuklarla da paylaşırım. Akıllıcı bir şekilde. Yine Aycan'ın belki hayallerini gerçekleştirebileceğimiz düzeyde. Ne kadar artık gücümüz yeterse. Ona göre Allah nasip ederse ileriki günlerde, ileriki haftalarda. Bir şeyler hep böyle bir şey planlıyorum İnşallah. Yani. İnşallah her şey güzel giderse, nazar değmezse. Senin adına her zaman sevinirim abi. Eyvallah. Senin bu dediğin öyleyse düşündüğümde tango yapılan bir gün vardı. Siz yoktun, sen daha yoktun. Bir tango yaptılar İlkay ile ikisi. İlkay'a bir bakışları vardı Fariman'ın. İşte tango aşkın dansıdır. Bir baktı ki bir baktı. Tuğçe hakkına öyle bakamadı. Ya, Tuğçe zaten hakkına hiçbir zaman bakamadı da Tuğçe hakkında kesinlikle konuşmayacağım bu saatten sonra. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yani Emre'yi de tanıyorsun. Emre de neyin ne olduğunu görecektir yani. O yüzden böyle yaparak kızı daha çok mağdur pozisyonuna düşürüyorsun. İşte ben konuşmayacağım artık diyorum ya. Boş ver. Dido'ya söyle o da konuşmasın. Ben Dido'ya söyledim zaten. Konuşmayın abi. Konuştukça. Konuştukça o kız ap yapacak. Yani size cevap vermeyip fark etti size cevap vermediği her anda. İnsanların helal olsun dedi. Sen niye orada öyle bir şey benim gücüm, çocuğum, heybetim, sevdiğim adama işlemez. Kedi gibi oluyorum. Öyle koysunlar beni. Böyle. Maske yap bak. Bu kızın özelliği çok. Maske yapıyor. Ayak yıkıyor, tırnak bakımı, saç cilası. Adamın sakalı falan beyazlarsa boyar mısın? Adamı yıkar. İsterse boyarım. Annesine bile yaparım. Şu saydıklarını onu doğuran anneye bile yapıyorum. Ay, sen bir dur beni de arayayım da böyle bir gelin adayımız var, birini ayarlayayım değil mi? Zaten hürmetli. Nasıl? Erkekler evini arayayım, ismini vermeyeyim. Gamze deyince önce ürküyorlar. Sadece bu özellikleri olan birisine göre... Kim ister? Arasana. Bak, yeni aday diyeyim. Bak Gamze dersem çünkü sana korkuyorlar bak. Heh. Yalansa yalan. Bu özellikleri adamlar kim korkuyor. İsterdi? Yapsana. Ama bu özellikleri kim ister? Bir düşünün diyeyim. Anneye de, doğuran anneye de hizmetimiz, hürmetimiz bence devam şeyimiz. Yani onu da söyle. Tamam, hürmetimiz. Ya yaşadım ben bunu önceden, çok dolu düzgün aşk yaşadığım için. Yaşamıştım, referansı var diye. Bir şey söyleyeceğim sana ama böyle darılması, gücenmesi yok tamam mı? Rabia kesinlikle senin tarzın bir kadın değil. Rabia çok böyle kokoş, papatya kız falan. Sen böyle daha cool, daha düz kadınlardan hoşlanan bir erkeksin. Yanlış mıyım? Doğruyum. Bazı noktalarında. Peki, tamamen değil. Bu benim düz kadınlardan hoşlanıyorsun dediğim mesela bu Fatma'ya uyuyor mu? Yok.
Ona da oynuyor. Neden o zaman gittin de dün Farima'ya açıklama yaptın? Niye gelip bana açıklama şimdi, yapmıyorsun da Farima'ya açıklama yapıyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. En başına dönersek olayı. Evet. Sana niye açıklama yapmadım? Çünkü geçtiğimiz finalde seninle Rabia arasındaki tartışmayı hatırladığımdan dolayı... Mesela dedim, ben kendime örnek olarak yani verdim. O yüzden orada Farima ile Akın oturduğu için, Akın da belli başlı konuları, benle alakalı olan konuları bildiği için Rabia ile ilişkide. Orada aslında ben Akın'ı anlatırken Farima da orada olduğu için Farima da... Hiç Akın'a bakmadın canım. Akın desem orada yanılırsın. Sürekli Farima'ya baktım. Ayrıca şöyle bir şey var. Benim düşünceme göre belki de sen bir anda... O sana gelince, yani Rabia sana gelince ona tutundun, istemiyordun ama mecbur kaldın yok, gibi oldu. Yok, şöyle söyleyeyim. Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Hani bunun içerisinde hiçbir yalan yok. Bazen evet senin dediğin olabilir. Hani istediğin, kafanda oluşturduğun bir karakter olur. O karakter doğrultusunda ilerlersin ve o kişiyi bulursun veya bulamazsın. Ben öyle yapıda bir insan değilim. Şöyle bir insanım. Karşımdaki insan eğer beni anlayabiliyorsa karakteri hiç benim için önemli değil. İstediği kadar kokoş olsun. İstediği kadar çok hareketli birisi olsun. Ama ben onu adapte edebiliyorsam, karşılıklı bir şeyi anlayabiliyorsak sıkıntı yok benim için. Rabia bu merdivenlerden indiği ilk gün, buraya hani gelin adayı olarak geldiği ilk gün ben etkilendim. Bu bir gerçek. Gözlerin içine baktım yani hatta. Rabia ile olan ilişkime gelinler tarafında bazı arkadaşlar inanmadılar. Onların görüş açıları, onların bakış açıları. Ama şöyle de bir durum var. Evet, geçtiğimiz günlerde fan kutlamasında Farima'ya bir şeyler açıklarken Melis benim Farima'ya karşı bir şeyler hissedebileceğimi söyledi. Fakat öyle bir hissiyat yok şu anda. Evet, Farima benim arkadaşım. Böyle bir şey olacaksa da ikimiz de medeni insanlarız. Bir araya gelir, bunu herkese yansıtırız zaten. Yani hiçbir zaman yalan söylemedim, her zaman içtenim. Hiçbir sıkıntım yok, tamam mı? Benim hiçbir kimseye anlatmak istediğim veya anlatamadığım hiçbir şey yok burada. Herkese her şeyi gayet düzgün bir şekilde açıklarım, anlatırım da. Ama şimdi şöyle bir durum var. Siz evet benimle konuşmadığınız için, beni tam anlamıyla tanımadığınızdan dolayı bazı şeylere sadece yüzeysel bakıp yorum yapabilirsiniz. Bu ya, gayet normal. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Sen tamam. De beni tanımıyorsun. Tabii, tabii, doğru. Ama mesela bak, hani birincilik olayı oldu ya. Çok saçma bir muhabbet. Çok saçmaydı ama orada Rabia'nın aslında kıskandığı sen değildin, bendim. Çünkü benim yerimde kendisi olmak istiyordu. Çünkü beyazları giymişti gelin gibi, papatyasını takmıştı ve birincilik kürsüsünü onu bekliyor diye düşünmüştü. Niye önceden hep öyle mi giyiniyordu? Hayır, öyle giymiyordu. Onu giyindi. Hep bir şey anlatıyorum. Ondan sonra birincilik kürsüsünü onu beklediğini düşünüyordu. Ben birinci olunca direkt yüzü düştü. Ben herkesin yüzüne baktım. Mesela ben birinci olduğumda sen de gülümsedin. Ya da sen birinci olduğunda ben de gülümsedim. Ama Rabia'nın direkt yüzü düştü. Sen birinci olduğunda da yüzü düştü. Çünkü o kürsüde onun olması gerektiğini düşünüyordu. Ya birincilik bu kadar önemli bir şey değil. Ben bir sene boyada kaldım. Birinci olmadım yani. Ya benim hiç umurumda değil o ya. Vallahi bak yemin ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim sana. Ama onun çok umurunda. Bak ben bir şeylere... Sen benim sayemde birinci oldun. Benim burada bak, herkes bireysel ilk ağacı. Kimse kimsenin sayesinde bir şey olmuyor. Ben bir şeyleri düzeltmek için bile dış çekimde onun yanına gittiğimde ne dediğimi duydun mu? Adaya gidelim en azından, hava değişikliği olsun. Evet, birbirimize rahat söyledim, bir şekilde anlatalım. Söyledim. Tamam mı? Yani bak bunu bile ezip geçip orada her şey bitti dedi. Bir final gecesi zaten orada hiç kimseyi dinlemeden sanki bir ilişkisi yokmuş gibi. Bitti zaten, onun duygusu yokmuş ki. O zaman o bana kenetlenmek için böyle bir şey yapmıştır. Finalde de ayrıldı ya senden kardeşim işte. Niyet bak mesela dün buradaki... Ben bir şey anlatıyorum ya. Üzücü bak, kimseyi üzmedim bu zamana kadar. Kimseyi ağlatmadım. Hiçbir kadını ağlatmadım. Tamam mı? Ayrıldığımda bile gittim doğru düzgün bir şekilde ayrıldım. Burada dün Rabia benim söylediğim hiçbir kötü söz yokken kendi kendine ağladı. Neden ağladı biliyor musun? Fanlar ona sürpriz yapmış. Geldi buraya. Fanlar ona sürpriz yaptı. Ve o fanlarını her zaman kendisini mağdur kadın olarak göstererek zaten fan kazandı. Fan topladı. Tamam mı? Fanlara sürpriz yaptığında da bakın ben hala mağdurum. Benim yanında olmanız lazım. Bana oy atmanız lazım. Benim birinci olmam lazım. Bu ağlamanın tek sebebi buydu. Çalıyor. Market. Onur Yüksel'i alabilir miyim lütfen? Ona söyleyeceğim. Onur Yüksel. Onur Yüksel is not here. Market ismi ve... dışarıda kendisi. Dışarıda mı? Yes sir. Kiminle gitmiş? Nereye gitmiş? He left alone. He left alone ne? Ben anlamıyorum İngilizce. Sen Paris Moda Haftası'ndan gelmemiş miydin? Paris Moda Haftası'ndan geldim. Sen kimsin kardeş? Ben Paris Moda Haftası'nın kurucusu, lider Moda İlkay. Lider İlkay. İlkay ne dalga efendim, geçiyorsun? Enişteni resmini yiyorum. Onur yok burada. Yani. Nerede? Evet, yani bilmiyorum, çıktı biraz önce de burada Onur değil.
Bak çıkmış. Belki yanına geliyordur şu an. Adnan'a söyleseydin. Tam espri yapacaktım, kalbime bir inme onur yok. Sana espriyi yaptılar. Nereye gitmiş ayol? Bir de bana İtalyanca karışık İngilizce konuşuyor. Sen diyor Parisli değil misin diyor. Moda haftanız yok mu diyor. Parislik de İngilizce bilmiyor. Gerçekten mi gitmiş? Hı? Markete falan gitmiştir ya. Lavaboya gitmiştir. Ha. Yok falan yani. Ener bir 5 dakikayı aramasın. Tamam. Arar mutlaka arar. Şimdi ama bir başkası da özellikle söylersem beyim kıskanabilir. Ona söyleyeyim o ilesin. Orada benim şeyimi o yürütsün. Tamam. Namını. Erkekler evine zaten bu Francesca'yı mı ne diyorlar? Erkekler evine kendi şubemi vereceğim. Dedikodu üstüne. Ağlama, tamam. Evet, tamam. Ağlama. Emine anneyi yazma o araya. Yağmur buradan sıkıntı çıkarabilir sana. Şükür ediyorum şu an. İyi ki geldi. Bunu da eğer Emre yiyorsa kardeşim mutluluklar dilerim. Benimle işi olmasın zaten. Senden gizli evlenmişler diyeceğiz Emine anneye, tamam mı? Herhalde ben onu biliyorum. Yani bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Biz senin sevgili değiliz dediğinde lık bunu koyacaksın önüne. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim. Çorum'da doğdun, büyüdün. Nereden bileceksin? Okyanusu, denizi. Hayırdır oğlum? Tamam, hayırdır oğlum. Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil yani. Ben oğlumlu mu oğlumlu benle konuşuyor Aycan. Şey ya, ben Ahmet abim ya. Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İlk kez seni de tanıdım şimdi. Kendi kendine burada gelin güvey olmuşlar ama damadın haberi yok. Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil ama Farima İlkay'ın tarzı bir kız. Diyelim ki ben sana bu sözü söyledim. Ben sana bu sözü söyledim. Dedim ki istersen ben alırım, en son gider yine ben alırım. Bu sözde sen benim neyimi savunabilirsin? Asla hiç. Neyimi savunabilirsin? Bak diyorum ki 3 aylık, 4 aylık, 2 aylık, 1 aylık bir ilişkimiz olsa ve ben seni tanıyan bir insan olsam derim ki Melis bunu zaten isteyerek söylememiştir. Ağzından çıkartmıştır öylesine size cevabı verebilmek için derim. Çıkarırım yani, belki. Bak, anladın mı? Rabia o kadar in bir şekilde düşünüyor ki. Dün oturuyoruz. Hemen böyle şey açtı. Hadi eski sevgililerimizle olan anılarımızı anlatalım dedi. Dün? Evet, dün. Dün Sevgican da anlattı. Hepimiz anlattık. Tuğçe tabii ki çok yüzeysel anlattı. Çünkü o da çok akıllı. Anladın mı? Arkadaşının yaptığı tuzağı düşer gibi gösterdi ama asla düşmedi. Çok yüzeysel, böyle cicili bicili bir şey anlattı. Neyse. Ama Sevgican gayet saf, temiz bir kız olduğu için, ben de öyle olduğum için gayet direkt anlattık. Zaten ben anlatırım yani, hiç sıkıntı değil. Sonra böyle yaptı. Dedim ki sen de anlat hadi dedim. Ben daha önce anlatmıştım ve bu konudan dedi Didem ve ben çok büyük problem yaşamıştık dedi. Bakalım size ne olacak. Düşünebiliyor musun? Yani kendisi bundan problem yaşamış. Güya evdeki en yakın arkadaş olan bana böyle bir tuzak hazırlıyor. Sen bu insan hakkında ne düşünürsün? Rabia, Rabia Karaca. Ya anlattım ya işte. Eski ilişkileri anlatmamış. Bana da finalde kızmıştı eski kelimesini kullanmadı. İyiymiş herhalde. Bak, ben öyle biliyorum. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Hayattaki her zamanki felsefe. Ben sana... Ve Tuğçe benim dostum anladım. Değil. Anladım. Ben sana İlkay bir şey soracağım kardeşim. Sen bu evde mesela Farima demişti ki Onur dışında bir isim daha var benim aklımda demişti. Farima böyle bir cümle kullandı. Onur dışında aklımda bir isim daha var demişti. Bu isim sen olsan ne yaparsın? Farima ile mi? Hı. Ya ben sana şöyle söyleyeyim bak, bu eve geldiğimde de ben hiçbir gelin adayına burada herhangi bir ön yargıda bulunmadım. Yok, o dese tamam, ne yaparsın? Bir şey söyleyemem. Şu anda hiçbir şey yapmak istemiyorum, biliyor musun? Yani suratım asık, canım sıkkın.
Ama Farima ile asla olmaz da diyemiyorsun değil mi? Diyemem tabii ki de. Tanımıyorum ki sonuç olarak Farima. Nasıl tanımıyorsun? İki aydır bu evdesin. Spor yaptığını biliyorsun, her şeyini biliyorsun. Yani tam anlamıyla bilmiyorsun sonuç olarak. İlişkide nasıl bir insan bilmiyorsun yani, sonuç olarak. Yani bazı kişiler de böyle demişti. Sonra tanıma yoluna girmek istediler. Ben bak gerçekten diyorum, hislerimle söylüyorum bunu. Farima ile senin aranda bir şey olabilir. Çünkü sen de Farima'nın tarzı bir erkeksin. Olabilir. Yani. Olmayabilir. Daha 3 gün önce bu Akın'la Tuğçe'nin barışmasını istiyordu. Barışmak için işte yok erkekler evine gidiyordu. Bana diyordu kırmızı odaya Akın'ı çağırdıysan o zaman olacakları sen görürsün diye beni tehdit ediyordu. Kim? Şimdi Rabia kim olacak? Şimdi Emre ile Tuğçe'yi konuşmaya yakınlaşacağını anladı. Tuğçe de Rabia'ya bir şeyler dediyse Rabia akıllı kızdır. Onu söyledik. Kapı önünde Tuğçe'yi doldurup Akın'la baş göz etmeye çalışmıştır. Şimdi Emre'yi destekliyor. Emre Tuğçe ilişkisini destekliyor. Ben anlamadım ki bu kız neyi destekliyor, neyi destekliyor. Tuğçe'yi dolduruyor. Olaylar hakkında bir fikri Tuğçe'yi var mı yok mu ben bunu anlayamıyorum. Tuğçe'yi bütün fikirleriyle işliyor, onu kukla gibi oynatıyor. Yani o bu evin en tehlikeli kadını Rabia. Bir zamanlar Didem Delen söylüyordu da inanmıyordu Emre kadına. Emre Tuğçe hakkında sana ne dedi? Ben dedim ki, ben dedim Tuğçe'ye ilgini görünce sana dedim artık ilgi göstermek istemiyorum. Yani bu sana ilgi gösterirsem rahatsız olacağını düşündüm. O yüzden artık sana yaklaşmayacağım bu açıdan dedim. Sonra dedim ki doğru mu sezmişim dedim. Yo öyle bir şey yok dedi. Tuğçe'ye ilgim diye bir şey söz konusu değil dedi. Eğer olursa ben de bu evde kalırsam, sen de bu evde kaldığın sürece görürsün zaten dedi. Hoş geldin erkekler evinden yeni adayımız. Ben çok hoşlandım. Sen gitmek mi istiyorsun? Dur ben sana kapıyı açayım. Gel bebeğim. Gel. Biz gelinler evine gidiyoruz. Görüşürüz. Adocan gitmek istedi. Ben de ona eşlik edeyim. Senin ne işin o? Niye gidebilirim yani ne olacak ki? Hayır yani kimi görmek için gidiyorsun? Oğlum al kolonya ikram et bari herkese. Adnan Bahaneli. Tukçe. Yok. Ben evet. Buradayım. İşte senin oradaki yokluğunu doldurmaya gidiyorum. Git yokluğunu doldur da gel. Hadi görüşürüz. Yokluğunu dolduracağım dediğim Tuğçe'ye mi saldıracağım? Tövbe estağfurullah. Hadi. Ben bundan sonra kimseye saldırıp da ap yaptırmayacağım yalnız. Adamsın. Öyle bir dünyayı yok. Aferin. Saldırıp ap mı yapmayacağım? Melo. Hadi canım. İnsanlar bunları mı hedefliyor bu evde? Kavga edip ap yapmayı mı planlıyorlar? Şunu planlıyorlar. Cici kızı oynayıp diğerlerini de kötü göstermeyi planlıyorlar. Beni daha önce çok kötü gösterdiler. İnsanlar sonunda neyin ne olduğunu gayet iyi anlıyor yani. Benim umurumda değil de. Planlanan şey tam olarak bu. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Sosyal medya içerisinde oluşturulmuş bütün fan hesapları benim hiç umurumda olmadı bu zamana kadar. Ki ben o kadar rahatım ki bu konuda. Bana neler neler yazıyorlar. Benim hiç umurumda değil. Yani yakıştırmalar yapıldı, kötü sözler edildi. Bak her şeyin ne olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Sosyal medyada Emre Rabia konusu geçtiğinde Rabia zaten benden uzaklaşmıştı. Bak bu algıyı oluşturan Rabia. Eğer ki seninle benim için bir fan sayfası oluşursa ben derim ki ya İK ile benim aramda bir şey yok. Olmaması da imkansız. Kapattırırım o sayfayı. Ama bu sayfalar çoğalıyorsa, bunları benim fanım yapıyorsa anla ki bunu ben yaptırıyorum. Aşkım ben sana bomba... Bunu algı oluşturmak için yaptırıyorum. Ben sana bomba bir şey söyleyeyim mi aşkım? Söyle. Korkma ama. Söyle. Seni seviyorum. Balon buldum burada. Balon çıktı aşkım. Yani, yani demek istediğim şey, gelmiş. Durumlar böyle yani, anladın mı? Beni oradaki hiçbir gelin adayı tanımıyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İki mi, üç yok mu? Yok, seninki lavabodaydı. Şimdi arayacağım. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hadi bir gezmeye gelelim dedik. İyi yapmışsınız. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, nasılsınız? Gülüm. İyi, sağ ol sen. İyi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Ay ben de işte şeydeydim de dün, tatildeydim de. O yüzden zor geldim bugün. Hava değişimi çarpmış. Sapanca tabii insanı şey yapıyor. Biliyorsun. Ya çok güzel. Alo. Efendim. Onur Yüksel orada mı, geldi mi? Onur Yüksel gelmedi. Is not here. Tamam. Bay bay. Gelince yolda... Certainly sir, I'm gonna send it. Enişte çağırıyor. Definitely, bay bay. Enişte kimi? Nasıl enişte kimi? Estağfurullah canım enişte. Sonunda bunu kabul ettiniz. Bu riskiniz. Bu... Kediler oturmuştur koltuğa. Kediler oturmuş. Kedi. Otursana. Kediler oturmuş. Sozutma Adnan. Bir şey olmaz. Sozutma. Gözümüze. Dost kaldır. Sapanca nasıldı Aycan Hanım?
hava atmak istemiyordum Adnan ama madem istiyorsun. İşte gittik efendim. Onayı bıraktık. Bir sürü güzel köpek vardı. Ondan sonra gezdik deniz kenarı, şu bu. Güzeldi yani, tatil yaptık. Sapanca'da yerine. Deniz kenarı gezdiniz. Güzel olmuştu. Göl olmasın mı? Olsun, olsun. Sen de göl, ben deyim deniz. Onlar aşklarından dolayı deniz görmüşler kardeşim. Vanlılar gibi bizim Baki diye bir kameraman var, o da Van gölüne, Van denize diyor. Olsun, olsun. Denize benziyordu sonuç itibariyle. O da olsun, olsun. Bizim, o da olur. Bizim minnak ne yapıyor? Sizin minnak şey mi? Köpek. Ay görürsün. Onayla ikisi. Biri ne? Oradan giriyor, biri oradan giriyor. İkisi bir iyi anlaşıyor, anlatamam. Allah'ını seversen. Acayip iyi anlaşıyor. Dil dışarıda mıydı? Ha? Dil böyle Adnan. Burada diş boşluğu var. Dil buraya yatırmış. İkisi birlikte takıldılar, gezdiler. Ay bir güzel bakıyorlar orada Onay'a, anlatamam. O kadar temiz ve güzel bir yer ki hep onun cinsi böyle köpekler var. Bir şımarıyorlar. Yani bildiğin köpekler çok mutlu hani, yüzünden belli. Çok mutlu. Falan. Çok mutlular abi. Ben bile mutluydum abi, yani. Bir an önce şu program bitmesini o kadar sabırsızlıkla bekliyorum ki. Ben de. Aynen. Evlenmek için mi yoksa... Yeşillikler tabii ki de evlenmek için. Evlenmek için mi yoksa hani dışarıda... İkisi de için. Şahsen evlilik de olmasa, şey de olmasa, birbirini bulduktan sonra 10 yıl sonra da evlenseler evlilik. Mesela ben de aynısını düşünüyorum ama birlikte tatile gitmek sevgiliyle. Aynen. Ve dışarıya çıkmak. Düşünsene köpeklerin. Olay. Benim sayemde birinci oldum diyen insan bunu da der. Emin ol. Aşkım ben geleyim, şu şeyi ver bana. Ben de geleyim. Ayrılamıyorum. Emine anne gelirse burada kalsın. Onu al yanına, tamam. Ben geleyim. Hadi görüşürüz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel Akıncım öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Akıncım öpüyorum. Melih'cim görüşürüz. İyi bak. Görüşürüz. Şöyle. Biz pazara gittik, elini sağlık Melis'te bugün. El işine giremiyorum. Evet. Belli olmuyor mu? Bir dakika. Şeyimiz de yukarı kadar çıkarıyor, farkında mısınız? Tabii ki de. Gel. Hani... Adam romantik. Görüşürüz. Canım görüşürüz. Bu sefer de ne olacakmış biliyor musun? Bu sefer de ben buraya geldiğim için fanlarını oynamışım, takipçilerini oynamışım, muamelesi yiyeceğim. Sen böyle bir şey yapmadın ki. Ama bunu söyleyecekler. Desinler. Bunu söyleyecek yani. Yapmadığın bir şey için söylediklerinde olmuş mu oluyorsun? Yani biri sana böylesin, ilk ay yalancı. Sen yalancı mı oluyorsun? Ne alakası var abi? Dedikodu mu? Nasıl? Yok yani dedikodusu o kadar çok şey oluyor ki. Ne oluyor? Ömer abi, iyi misin? Varın üzerinde mi? Siz oturun aşkım, ben yani. Gideyim. Yok gitme ya, kal. Yok, gel otur. Sorun yok. Gel otur. Problem yok ya. İsterseniz öyle gir. Ya da biraz oturayım öyle. Gel otur, gel, ne olacak, gel. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, yeni geldim ben ya. Yeni geldim, sonra Adnan'la buraya geldik. Ondan sonra... İyi yaptınız. Siz ne yaptınız? Ne oluyor ya? Ne yapalım, biz ikimiz öyle dışlandık. Dün falan yalnız kaldı ya. Niye dışlandınız? Ya sürü psikolojisi işte. Biri ne yaparsa öbürü aynısını yapıyor. Biz de ikimiz oturuyoruz. Allah Allah. Herhangi bir sebebi. Sen bu arada dün böyle bir bayağı bir ağladın da. Yalnız kaldım. Niye millet gelmedi yalnız falan diye. Için, evet. Ben kendi adıma konuşayım. Ben o an arkadaşlar ya, sen falan seni çıkıp tanımıyorum. Gelince... Yok, seni tanımadım. Ya, seninle ilgisi yok. Bak Melis'e çok üzüldüm. Melis'e üzüldüm. Ama gerçekten. Onlar şeyler geliyor diye gelmediler büyük ihtimalle. İlkay çıktı, geldiler ya yanına. Yok ya, olur mu? Hani özel şey? Konuşursunuz falan bilmem ne. Hani orada ben şey sandım bak, açık konuşayım. Yani normalde bizim ödül yemekleri falan oluyor ya, işte iki kişi gidiyor orada ödül yemeği yiyor falan, dans ediyorlar bilmem ne. Hani dedim acaba öyle bir şey mi? Hani fanların yaptığını da biliyordum. Melis biliyordu. Melis diyordu fanları hoş geldin yapacak Rabia'ya diye. O biliyordu. Rabia'ya bunu ama sanmıyorum Melis'in öyle bir şey. Yani çünkü burada Kemal falan gelmeyince o da sevgilisini bırakıp gelmedi. Herkes gibi güzel. Bak, herkese hoş geldin yapılıyor. Sana hoş geldin pastası yollandı. Melis'e hoş geldin yapıldı. Bu da benim hoş geldinimdi. Gelmedi. Ben onların her şeyine gittim. Alınma ama buna bence ya abi ya. Vallahi bak, Melis'in öyle şeyleri yoktur. Melis öyle kıskançlıkları yoktur. Ben onu tanıyorum bak. 1,5 senedir tanıyorum. Anladın mı? Ne yaptım da yalnız kaldım? Ben ne yaptım? Gamze'ye ne yaptım? Gamze benim bu evde en iyi dostumdu. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Veya diğerleri yani. Sevgiler falan niye gelmediler, anladın mı? Bu bana hoş geldin diye yani. Herkes geliyor.
Ya bilemem hani ben ama şey art niyetli düşünmedim ben yani dün hiç kimsenin gelmeyenlerin öyle hani şeyinden işte aman gitmeyelim yalnız kalsın bilmem ne gibi düşündüklerini hiç düşünmedim vallahi. Sevmedikleri için gelmediler. Yani bilmiyorum bilemiyorum. Yok yani Melis'in ama seni sevdiğini biliyorsun. İlkay falan çıkıp gelince direkt. Yani kırılmış olabilirsin. Bak ben Akın'a inanıyorum. Bak o beni gerçekten seviyor. Sana inanıyorum. Ben seviyorum. Farid'e inanıyorum. O İlkay olmak için geldi. Gelmek için geldi. Bilmiyorum, var işte gibi yok gibi İlkay dışındaki hareketlerini biliyorum daha sonrası. Ama Akın'ın beni tutup gözlerin niye doluyor demesini de biliyorum. Seni biliyorum. Ama bunun ne olduğunu biliyoruz. Ödül yemeği değildi. Ama bunu konuşarak çözebilirsin aslında. Konuşarak çözmek istemiyorum. İnan konuşmak istemiyorum. Ya sen insanların senin için düşündüklerini çok önemsiyorsun abi. Bence ama Mali'de yalnız bu şekilde bak yaşarsan hayatını bence çok hep her zaman üzülürsün. Onur nerede ya? Kemal çıtayı yükseltti artık beni eve bırakıyor. Yapından tanıdıklarım var kardeşim. Kemal, Onur nerede? He? Onur. Onur en son tavuklara yem veriyordu sonra göremedi. Aa seni en ev burnundan getirmezsen bebek. Alo. Sevgili Aycan Barış'ı alabilir miyim telefonu? Neredesin sen aşkım? Aa aşkım sesini almadım. Sesimi alamazsın çünkü şu an Necati abiye benziyor sesim aşkım. Olsun aşkım Necati abiye de benziyor sesin. Sen? Ben seni seviyorum. Aşkım lavabodaydım biraz işim vardı. Lavaboda işin vardı. Ne yapıyorsun çok mu özledin evet. beni? Hı? Kemal burada, Emre burada, Adnan burada. Bir sen yoksun aşkım. Evet aşkım çocuklar ben lavabodayken çıkmış gelmiş o yüzden... Onlar döndüğünde de ben gelirim. Ben geldiğimde de nispet yaparız. O zaman ben onları bir an önce ne yapayım edeyim göndereyim. Sen onları paket et aşkım tamam. Hemen. Acil erkekler evinde bir sorun varmış. Gitmeniz gerekiyor diye ben ondan sonra çıkıp geleyim. Ne diyorsun? Adnan. Adnan erkekler evinde yangın çıkmış. Tamam siz söndürün geliyoruz. Tamam aşkım seni seviyorum. Ya hadi tamam yaptım. Tamam panik yapma Onur geliyoruz. Tamam tamam aşkım. Erkekler evinde yangın çıkmış ya. Çocuklar şimdi kızları görmeye gitti ya bir eve. Sen neredesin de gelmiyorsun diyor bana Aycan. Ondan sonra ben dedim lavabodaydım işim uzadı falan. Sonra böyle yaptı. Ne? Erkekler evinde yangın mı çıkmış? Tamam kapat kapat biz geliyoruz. Onlar mı geliyor? Adnan erkekler evinde yangın çıkmış çabuk gitmemiz lazım. Kim geliyor? Aycan işte hani beni görecek ya. Ondan yalan atıyor. Öyle yani Onur abi. Vallahi öyle böyle kardeşim. Şimdi duygusuzmuşum ben. Bu ortaya çıktı. Şu ben yokken. Ha. Kim dedi onu? Melis. Aslında senin ona karşı bir duygun yok bence. Senin aslında karakterine uyacak insan Farima. Bence Farima'ya karşı bir şeyler hissediyorsun. Akın. Farima'ya mı? Farima nereden çıktı ya? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Senin ben ne demek istediğini anlıyorum. Farima ile senin aranda bir arkadaşlık, bir dostluk vardı tamam mı? Ben bu eve geldim. Sen bak nasıl dahin diyorsun ya ben onun dışarıda söylediği şeyi burada söylemeyeceğim diye. Onun o dışarıda söylediği şey sana en fazla hani bu kadar ciddi olabilecek şey bu 10 gün içerisinde. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu an şu hareketlere şaşırıyorum budur. Anladın mı? İşte bu anladın gerçekten. Mı? Ağlama kurban olurum sana ya. Bak ağlama şş. Evet. İnan çok üzülüyor Emre biliyor musun? Tuğçe. Yok. Tuğçe. Bilerek yapıyor oğlum. Bunu şey için yapmıyorum doldum ya. Doldum biliyorum. İki tane şimdi kamerayı bu şey kadar oynanması. Aynen buna da şimdi saat gidiyor. Bak tamam sakin ol. Lütfen. Bak sen onu kaybetmedin. O seni kaybetti. Hiç hoş değil. Hem de tanımadığı bir erkek oldu. O en sonsuz değil. Anladın mı? Emre'yle o ne yaşamış ki ya? Ya bir ne oluyor bunu ya? Yapan, sakin ol. Yarın ne yapar? Gerçekten. Gamze'nin bana yaptıklarını bilmiyor musun? Çünkü sırf ben ne konuştuğunu biliyorum. Yakıştırma olmadı. Tuğçe. Şimdi de acın duruyor bu bebek. Olur olur öyle olur biliyorum orası. Biliyorum öyle oluyor çünkü bana da yapıldı. Ben peşim. Yok hayır hiçbir şey istemiyorum. Yok yok tamam iyiyim. Siz beraber oturun ben gidiyorum tamam mı arkadaşlar? Ya gücüme gidiyor gerçekten. Çünkü ben ona İranlı kardeşim dedim ve şu an hiçbir şey olmadan bu şekilde tepki. Bak. Sen burada ne kadar çok kendini zorlarsan zorla. Kendini ne kadar çok yıpratırsan yıprat. Herkes bir şeyler söyleyecek, herkes bir şeyler konuşacak. Bu daima olacak. Bizim seninle aramızda bir şey olsa da, olmasa da. Olmasın anladın önemli mı? Değil Emre. Adını koyma. Bir şey, ben ona gücenmiyorum. Benim gücendiğim o değil anladın mı?
Ben zaten yalandan bir şey yaşayacak biri değilim. Yapamam, elim varmaz, gitmez. Seni seviyorum diyemem, ben yapamam zaten. Ama benim gücüme giden fark... Bak ağlama tamam. Tamam, gider, ağlama. Gerek yok. Yani zaten senin yanında olacak insan olurdu, anladın mı? O gücüme biz burada kimse kötü bir şey yapmıyor ki. Kimse saçma sapan bir şey de yaşamadı. Hiç kimse ne hani... Ne yaptım ki ben sana? Gözümü kırptım, bir şey mi yaptım? Ne yaptım sana? Hayır. Ben yanlış anlaşılır diye dışarıda iki cümle kurmamızı, muhabbetimizi bile söylemedim. Evet. Taşımadım. Anladın biliyorum. Mı? Biliyorum, biliyorum. Gücüme giden de biliyorum. Bunlar. İnsanlar yanlış anlar ve dışarıya Emre işte biz konuştuk. Ben demedim, demedim. Bu kadar iyiyken... Ya o gün o da yanımızdaydı zaten. Şatana ekmek atıyorum ya. Yani sıkıldım, o... anladın mı? Ağlama, tamam. Evet, tamam. Şş, ağlama. Gerek yok. Bu kadar çok üzmene gerek yok yani. Doğurdum, tamam. Anladın mı? Farkındayım. Cidden doğurdum Emre. Farkındayım, görüyorum. Farkındayım. Üzme kendini. Yoruldum dedim. Evet doğru, ben daha önce gitmek istiyorum dedim. Kemal'le de konuştum. Konuştum ben. Ama sonra dedim ki böyle bir adama değmez. Niye gidiyorum dedim. Anladın mı? Doğru, ben gitmek istiyorum dedim. Yapamıyorum dedim çünkü. Kanka bu işte çok ciddi ya. Emre'cim. Ekrana yazı veremiyorlarmış. Gitmen gerekiyormuş, haberin olsun. Sistemde bir bozukluk oldu. Bir şey konuşuyoruz da şu an. Konuşacağım. Bizlik bir şey değil, yapım istemiyor. Abi Emre'nin bu siniri ne hayır? Bir şey konuşuyorum. Tamam, kusura bakma. Çok... Böyle karşında ağlamak istemezdim, özür dilerim. Gerçekten. Yok, önemli cidden değil. Şöyle olsun istemezdim. Yok, ben senin bu durumların içine düşene şu anda çok üzülüyorum. Yani durduk yere benim yüzümden, benden dolayı arkadaşınla aranı çıkıyor. Olacağı varmış sonra... ya. Ben her şeye öyle bakarım. Olacakla öleceğe çare yok diye bakarım. Ama hiçbir zaman şey yapma, olur mu? Sen anlıyor duruşundan musun? Duruşundan vazgeçme. Anlıyorum ben. Yok, seni. Benim duruşum hep bu, her tamam, zaman bu. Vazgeçme. Bak burada... Bu yer. Ya benim de... Ben şu an ben. Gerçekten çok üzülüyorum. Ciddi anlamda çok üzülüyorum. Hani seni böyle üzülmene gerçekten çok üzülüyorum. Farkındayım, bunu anlayabiliyorum. Yapmadım yani. Hani gerek yok. Tek kalmanı, tek kalmadın sen böyle. Tek ben kalmak buradayım. Önemli değil ki. Önemli değil. Tek kalmadım, ben buradayım. İçin rahat olsun. Tamam mı? Sağ ol. Tamam. İyi hissedin. Üzme kendini. Hadi git tamam, o zaman. Hadi. Ben gidiyorum. Geleyim oraya kadar. Ya. Hadi. Gerçekten özür dilerim ama hani böyle... Olsun, böyle yok, ağlayayım. İstemezdim. Doldum Emre. Üzme. Şimdi yani. Yine buna da milyon tane şey çıkacak ama doldum. Umurumda da değil artık. Bugün Emre ile bahçede konuşuyorduk. Biz konuşurken Melis geldi ve dedi ki ekrana yazı verilmedi. Emre'cim hadi evine diye bir şey söyledi. Ben artık Melis'in ne yapmaya çalıştığını bilemiyorum. Sanırım hani benimle de çok uğraştığı için bu ilişkiyi onaylamıyor diye düşünüyorum. Ama her zaman söylüyorum. Melis'tir, ne yapsa yeridir yani. Hani ben ne yapsam artık boş. Ben dün bunu anladım. Hangi kızgınlıkla bir insan gider böyle bir şey söyler? Hadi hani bak. Ben dün bunu anladım. Şimdi bak bu taraftan da ne deniliyor biliyor musun? Dün böyle bir fan şeyi hazırlanmış. Sen niye buraya geldin? Böyle bir söz edildiği halde bile ben gelip belki bir şeyleri konuşup düzeltebilirim dememe rağmen burada Rabia bildiğin hüngür hüngür ağladı. Ben herhangi bir kötü konuşma yapmadım, kötü bir sözde bulunmadım, ağır tepki vermedim, bağırmadım. E bu sefer ne olacak diyor Kemal biliyor musun? Diyor o zaman sen diyor buraya geldiysen diyor Rabia'nın fanlarını oynamak için geldin diyor. Demedim ben sana bak. Anladın mı? Rabia da belki bunu söyleyecek sana diyor, bunu vuracak diyor. Ya Rabia istediğini vursun kardeşim ya. Ne yaparsa yapsın, sen duygularından emin değil misin? Tamam, bir sürü şey duymana rağmen, kırgınlıklarına rağmen sen bazı şeylerin üstesine gidiyorsun. Ama her seferinde yanlış anlaşılıyor. Ya şu durum var ya, insan yine... içinde bak nasıl azmeder ya? Eski sevgiliyle alakalı söylenmiş bir söz veya bir durum yaratıldığında bir erkek olarak düşün. Bunu nasıl azmedebilirsin? Azmedemezsin. Barışsan bile azmedemezsin belli bir süre. Bak o aynen içinde öyle. Soğuyana kadar o durum azmedemezsin abi. Doğru mu? Doğru abi. Ama sen buna rağmen Rabia'ya olan duygularına engel olmayıp gidip geliyorsun işte. Ama her seferinde de şöyle düşün abi. Ben bir şeyler yapmaya çalışırken her kritikte de ben şunu duyuyorum. Bitti. Ben niye adım atıyorum o zaman? Sil gözyaşlarını, kimse görmesin. Tamam. Tamam. Adnan, hadi gidelim. Niye? Sen beni mi kandırıyorsun Melis? Evet. Abi şaka mı yapıyorsun? Evet. Başkası olsaydı bak şu an ne yapıyordum da seni.
gel gel. Baba bak, bak hemen. İşin gücün yok yani benle uğraşıyorsun. Gelmiş diyor ki yazı gönderemiyorlarmış, gitmen gerekiyor. Ama kanki Onur dedi ki onlar gelmeden gidemem dedi. O yüzden bir an önce göndermeyi de amaçladım. Bana farkında bunu söyle... mısınız? Arkadaşlar bence... Gel öyle geçelim. Öyle mi geçelim? Onu da buraya bıraktım. İşte görüyorsun. Ya onlar olur, onlar önemli değil ya. Bak, benim... şimdi bak ben kendi tarafımdan farklı olan şeyleri sana söyleyeceğim, tamam mı? Ben buraya geldim, 2 hafta oluyor. Hı-hı. Ben insanlara gelin, benimle ilgilenin demedim. Evet, biliyorum. Ve geldiklerinde de ben nezaket çerçevesi içerisinde oturdum, konuştum, bir şeyler paylaştım. Bunların hepsi arkadaşçaydı. Ve her zaman da Gamze'ye karşı da açık net konuştuğum, nasıl düşünebilirler? Önümü kesmedi diyor mesela. Ya, istediğini diyebilir abi, sorun yok ya. O kendisi bilir. Hani beni burada bu şekilde gösterip işte kendince ben nasıl gözüktüğümü çok önemsemiyorum, anladın mı? Yok, nasıl durduğunu önemsemiyorum. Çünkü ben biliyorum, ben kendimi biliyorum, ben yüreğimi biliyorum. Nasıl davrandığımı da biliyorum. İnsanlarla nasıl oturup kalktığımı da biliyorum. Evet, Farima'ya bugün güzel olmuşsun da dedim. Çünkü bir kadına bunu dersin yani, arkadaşına da dersin, yok, insana da dersin. Şey. Ve bunları söyledik diye ya da bunları yaptık diye bundan önümü kesmedim bilmem ne. Hadi kesmedim ya, hadi kesmedim. Niye? Karşımda beni tanımaya çalışan bir insan var. Ben de onu tanımaya çalıştım. Yani hemen kafadan şey mi yapmam lazımdı? Olmaz. Gelme, oturma yanıma. Sakın. Aa, olur mu bak, annem kızar, git. Bunu mu yapmam lazım? İlerleyen günlerde Akın tanıma yoluna gidecek. Kim ne olacağını da biliyorum ama neyse. Kim hadi olacağını neyse. Ben de biliyorum da neyse. Hadi neyse. Hadi. Yani hadi. Hadi. Onu da zaman gösterecek. Hadi neyse. Aşk demeyi... Bak hiçbir şey de söylemiyor. Buradan da bunu çıkarıyorsun. Bak vay canım benim. Ya bir şey diyeceğim. Al tostu sen ye de ben Aycan'ı görmeye gideyim. Ya bu ben, gelmeyecek herhalde. Ben de yemeyeceğim ki, kapat. Şunu ben de getireyim. O da onu götürecek işte. Beraber gidin ya. Ha, o zaman dur. Biz 3 kişi kalalım burada böyle. Bizim, kardeşim biz bizim, müzmin bekarlar bak, olarak... Bizim sevgilimiz yok. Bizim ilişkimiz yok. Ama bak, gelinler ben, evine gidemiyoruz. Ben de bunları hediyeler yaşıyordum. Hediyeler böyle. Tostlar öyle. Ben de bunları yaşıyordum. Ben bir oraya sabreden derviş, muradına ermiş kardeşim. İnşallah, inşallah. İnşallah istediğimiz olacak bizim de. Bir de bak şimdi orada Şahmız var. Bana la galiba yapma dedi dün. Dün konuşmasını görsem var ya. Ya sen nasıl oynuyorsun böyle? Ah. Şeyimiz iyi oldu ya böyle. Değil mi? Ha, gidelim abi. Hadi görüşürüz. Oğlum yapıştırıcıyı versene. Aldın onu. Oğlum bitirme, işim var onunla ya. Git lan, ben kendi paramla aldım. Hangisini onu. Vermiyorum. Kime yapıyorsun? Özel böyle. Aşk adımı ise hemen vereyim. Bitir. Neymiş? Birine aşk adımı atacaksan hemen vereyim. Hayır kardeşim ya. El işi yapıyorum ben. Bu mu? Bu mu? Öyle yani, bakın. Kardeşim, kendini üzme. Olacağına varır her şey. Hayat böyle, yapacak bir şey yok. Ama sana bir şey diyeyim mi? Rabia bu adımı attığı için çok pişman olacak. Hangi adımı? Böyle yaptığı için çok üzülecek. Onun bileceği bir şey. Ve yakın bir zamanda da fikir değişikliğine uğrayıp kendi yaptığı hatayı telafi etmek için sana dönüş yapacak. Kanka isim mi yazayım, kısaltmasını mı yazayım? Kardeşim niye kısaltma yapıyorsun ya? Sonra ona da takarlar, bir yorum yersin, kafayı yersin. Bir şeyler sonra de yazarım diye şartlama. Kısaltma yapma. Bak ne yaz biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Gönlümün sultanı Yağmur. O sultanın eşi Şehmuz yaz. Değil mi? Ya öyle bir şey yazmasın da... Ne oldu? Ben de şu konuyu biraz daha konuşalım ve tartışalım, sonra gideyim. İçim rahat etmedi Onur abi, gitmeyince ben de gitmedim. Aynen. Ya rest yedik demeniz. Kim? Aa, biz oraya gitmek isteyeceğiz ve gidelim. Benim tanıdıklarım var içeride. Tabii. Şimdi bir dakika. Zaten şurayı yamuk yapıştırmışım, bunu bir daha düzelteyim. Senin tabii o.
Sen var ya, hiç artık yorum yapma bence abi, biliyor musun? Ne eleştiri yap, ne yorum yap bence. Niye? Böyle iyisin abi sen. E boş ver ya, olanları da boş ver. Sen ağacında mutlusun zaten. Sadece o onunla takılmış, bu bununla eğlenmiş. Kim ben ne yapmışım, umurumda bile değil, değil mi? Mutlusun abi, mutluluğunun tadını çıkar yani. Şükür ediyorum şu an çok süt. İyi ki geldi. Bunu da eğer Emre yiyorsa kardeşim mutluluklar dilerim, benimle işi olmasın zaten. Senden gizli evlenmişler diyeceğiz Emine anneye, tamam mı? Herhalde ben onu biliyorum. Yani bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Biz senin sevgili değiliz dediğinde lık bunu koyacaksın önüne. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim. Çorum'da doğdun, büyüdün. Nereden bileceksin? Okyanusu, denizi, hayırdır oğlum? Tamam, hayırdır oğlum. Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil yani. Ben oğlumlu mu oğlumlu benle konuşuyor Ayca. Şey ya, ben Ahmet abim ya. Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İlk kız seni de tanıdım şimdi. Kendi kendine burada gelin güvey olmuşlar ama damadın haberi yok. Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil ama Farima İlkay'ın tarzı bir kız. Aşkının adını yazıyor. Oo. Adını dağlara yazdım. Yazıyor, Ferhat gibi. Ay, elektrik çarptı. Dışarıda aşk yaşanıyor bu arada. Şeyh'in bir romantik adını bir aslan her şey çıktı. Yasemin abla Seda'nın ve bu evdeki tüm adaylarının bir yakınlar günü canım. Kutlu olsun. Yasemin abla ile Şehmuz. Şehmuz. Yalnız var ya, camlara kırmızı. Eli çok şey ya, tam çizmiş. Beni de pembe yazıyor. Ses. Bak ben seni daha çok kalın yazıyor, farkında mısın? Emre, duvarda yer kalmadı ya. Kadın ya. Kanka, kız S'yle mi Z'yle mi senin? S. 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 Peki Şehmuz var mı? Ha, ben de Şehmuz düşünüyordum. Şehmuz var mı? Vardır belki. Şehmuz'un vardır belki yani. Şehmuz'un ne olduğunu biliyor normalde musun? Normalde gerçekte Şehmuz diye yazıyor. Y var burada. Ha, Şehmuz. Kendinize mi benzettiniz? Böyle miydi bu anlar? Çok tatlı değil mi? Yağmur yazıyor. Şehmuz, sen dün bir an sinirden Yağmur'a dedin ki... Oğlum bak. Senin dediğin söyle. Öyle mi demiş? Ama yaptık ya. Oğlum bak. Oğlum bak, asabımı bozma benim. Diyebilirim kanka. Seni var ya dedin, çıktın. Ne kadar tuhaf. Allah Allah. Ya, en güzel lagano yapma diyor ya. Senin konun yok ama neyse. Ne kadar tuhafmış da buradan bizim. Teselliye ihtiyacın var biliyorum ama. Normal günlük bir zamanda. Beni teselli et Şehmuz, gel. Onur gene yok. Ne yazdın Şehmuz? Nerede bu? Görünmüyor ayrıca, yansıma yapıyor. Enteresan. Sen nereye yazdın? Görünecek, merak etme. Dışarıda duruyor dedi. Çocuk duvarlara yazmış. Ben kalbime yazdım. Yok yok, sizin tahtada sıkıntı yok. Bizim tahtada sıkıntı var. Sen burada tahtaya yazabilirsin. Yalnız bu evden çıkarken duvarları kim boyatacak? Depozitoyu alamayız. Geçiyor ya, İlkay sildi ya. İlkay'dan gördü de yaptı yani. O değil de Rabia Gül'ün kaderi size geçmesin. Yaratırız kardeşim. Sen yeter ki yaz. Ver kırılır. İkimiz de alt harfli bu arada. Hani ilkokulda çocuklar şey duvarlara yazıyorlar ya. Çık yağmurda. Aynı onun gibi. Gönlümüzsün. Hadi gel bize, sen bunu yazalım. Yalnız siz bu arada bir şey kaçırdınız. Sevgican dedi ki Yağmur'a sen de tahtaya yazdın mı? Yağmur da ben kalbime yazdım. Tahtaya ne gerek var dedi. Evet. Bugün eve bir görüntü verildi. Şehmuz'un tahtaya adını yazmasını beklerken biz, hatta bu yüzden tartışmıştık. Ama o daha büyük bir jest yaptı. Adımızı dağlara yazdı. Emine Sultan'ı da araya yazdı bak. Tabii işi biliyor ya. Sana bir şey ben söyleyeyim mi? Ben demedim mi sana Şehmuz, iki arada bir derede kaldın. Bak oradasın işte. Şehmuz, bence Emine anneyi yazma o araya. Niye? Diyecek ben ki niye benim ismimi küçük yazdın? Ben sana söyleyeyim, yok. Yağmur buradan sıkıntı çıkarabilir sana. Yok. Yok. Neden dersen ya. Çünkü sen Şehmuz ve Yağmur olarak bir tanıma yoluna girdin ve bir ilişkiyi başlattın. Emine Sultan ne alaka? Yağmur derse bu sefer hiç toparlayamazsın, sana diyeyim.
Bence Şeymuz. Duymuyor mu beni? Şeymuz bence onu oraya yazma, doğru diyor. Yazma yazma. Yaz. Bak, tamam yaz. Bak bak Şeymuz. Emine Sultan yaz. Şu şey versene bir kanka bezi. Anneme de başka bir kart yaparım. He tabii. Daha büyüğünü yap. Oha. Daha büyüğünü yap. Daha büyüğünü de yap. Bak yapayım. Burada her türlü iki arada bir derede kalıyorsun. Diyecek ki Emine Sultan benim adımı küçük yazdın. Yağmur da diyecek ki oraya niye yazdın? Yani öyle şuraya Kemal. Bak hemen de sildi annesinin ismini ya. Bu kadar mı insan sevmez kadını ya? Anında sildin. Gelin ayıp be Şeymuz be. Hemen sildin ya. Arkadaşlar sen yaptın ya, benim kontenjanı doğdu. Bir daha seni bekleyin. Benim yapmam mı olacak hali yok arkadaşlar. Demek ki içlerinde varmış. Ya bir tane kutu vardı. Şimdi bunun bir Şehya mı olacak? Ya Şehya. Bana Emine teyzeyi de kapacaklar. Şehmuz, Yağmur, Emine. Birleştin. Şehmuz, Emine. Bir şey diyeceğim. Şehmuz, Yağmur, Emine'nin kısaltılmış ne? Çünkü ya Şeyh daha güzel oluyor. Bana ne ya, ne yapalım? Ya Şehemi. Şehmur. Ya Şehem. Bir dakikada Şehmuz diye biliyordum. Yazmıyor. Evet, bana aday olan insanlar oldu. Bir şeyleri açıklayan insanlar oldu. Ama ben hiçbir zaman kimseye karşı bir şey açıklamadım, sen de bir şey açıklamadın. Bizim seninle tamamen arkadaşça başladı zaten oturmamış, konuşmamız. Orada başlayan ve buraya uzanan, beni mi çağırıyorlar? Evet. Yani buraya uzanan bir şeydi. Yani o yüzden şey anlamında da için rahat anlıyorum, olsun. Anlıyorum, ben seni anlıyorum. Benim içim rahat zaten. Üzme ben kendini. Sana dedim diyeceğim. Üzme kendini. Tamam mı? Tamam. Üzme kendini. Kimsenin ne dediğini önemsem. Oh. Bırak akışını. Hayat dikkat çok güzel. Kontenjanı doldu. Bir dahaki seneyi bekleyeceksin. SOS sınavları için, sevgili olma sınavı için. Gel. Bir sene sonra. Gel buraya gel. Sen beni bir daha kaldırırsan var ya. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Sen niye böyle geriliyorsun ki? Bunda bir şey yok yani. Bu evde herkes birbirine espri yapıyor. Sen ama böyle şakalar yapmazsın normalde. Ben seni tanıyorum. Ne oldu? Sen bana bir gıcık mı oldun? Yok, sana gıcık olmuyorum. Yanındakine gıcık oluyorum. Sana niye gıcık oluyorum? Saçma. Neyse hadi. Hepsi hadi iyi yani. Bakın kendinize. Hadi Aycan görüşürüz. Hadi cümleten ama sana olur. Adnan kardeşim benimkini göndersenize. Seninkini göndereceğim ben. Seninkinin ağzını yüzünü tıkıralım gönderelim buraya. Hayırdır, onun arkasında kapı gibi. Burada eş adayı var, hayırdır. Harun lan, Aycan bizi döver hani. Geçen kıyafeti ne diyormuş ya, bu ne kısa kısa yırtık pırtık giyinmiş falan. Kime diyor? Onur'a dedim. Bu ne kıyafet dedim, yırtık ne olmuş pırtık. Aşkım diyor. Bu ne kıyafet Onur diyorum, tamam. Bir gün sen dedin ya, şöyle şey gibi giyinsen. Ne? Memur gibi giyinip gelsene ya. Abi ben öyle... adamın eline sefertasını koyduğunda sırıtmayacak. Anladın mı? Öyle bir kıyafet. Görünce çok sevindim. Ne yazdı? İkimize destek. İlişkimize destek çıkan Emine Sultan'a teşekkür ederiz. O ne oğlum, Emine Sultan belediye başkanı gibi olmuş. Diyor ya belediye başkanları işte bilmem ne de teşekkür ederiz. Bana bak, sponsor mu oldu ilişkinize, ne yaptı? Bay Emine Sultan Mix yaz altına. Oğlum Emine Sultan sponsor olmazsa önce Şeyh zaten evlenemez ki. He? Süper oldu. Bakayım önüne. Akın. Emine Sultan sponsor olmazsa ben sana bezi vereyim. Oradan düzeltmen gerekenler varsa Emine oradan Sultan düzelt. Sponsor olmazsa evlenemez ki. Şeyhimizde iş yok, güç yok ben şu anda. Emine ya. Sultan kesenin ağzını açarsa evlenir. Vallahi Yağmur ya. Bunları bilmiyor mesela. Evet, biliyorsunuz ilişki başladığında normalde bizde bir tahta vardı. İlişkiye tahtada isimlerimizi yazıyorduk. Artık tahtaya attık uğursuzluğuna inandığımız için. Artık millet ya kağıda yazıyor, duvarlara yazıyor. Şeyhimiz de duvara kocaman bir kalp yazdı. Yaptı. Yağmur'la Şeymuz yazdı. Ama tabii Emine anne bugün yoktu. Bunu böyle yürekli bir şekilde yaptı. Emine anne bunu gördüğünde büyük bir ihtimal Yağmur'un ismini silip oraya kocaman Emine yazacaktır. İnanıyorum ben buna. Çünkü Emine anneden hala korkuyorsun. Biz seninle tatile gideceğiz biliyorum. İnan bana. Seni İzmir'e götüreceğim. Bizim eve. Kuzenlerimin yanına. Yoruldum. Yoruyor. Saçma sapan şeylerin içinde olmak istemiyorum, anladın mı? Yoruldum. Çok. O kadar basit görünüyor ki dışarıda. O kadar basit duruyordu ki o hareket. Yoruldum. O kadar can yakıyor ki işte. Bir aşkınım yok. Sana güç verecek, enerji depolu emreden.
Şu dönem Emre'den o bana iyi geliyor depo. Zaten. Şükürler olsun diyorum Emre konusuna. Gerçekten. Şükür ediyorum şu an. İyi ki geldi. Şükür yani şükürler olsun. İyi ki geldi. Ben ona dedim bir şey olmamız önemli değil. Adını koymayalım ama Emre Tunç'un olduk. Ben buradan çıkınca seni ararım dedim. Bu güzel bir şey. İlla bir şey olmamıza gerek yok şu anda. Böyle bak, anladın. Tek baktığım nokta bu değil ona, potansiyel aşk. İşte o değil. Hı-hı. Onların baktığı o popülerite noktası değil, anladın. Hı-hı. Umurumda değil. Şimdi bile. Neyse şimdi. Uç olur. Şurada kanka. Çok ağır şey yaptık ben, çok basit hareketler. Böyle bir şey. Çok basit şeyler bunlar. Benim geldiğim anladı ki susuyor. Merhaba. Merhaba. İnsan ortaya anlatır da bizi merakta bırakır. Sırf BTR verilsin diye böyle yapmıyorsa benim de adım Melis değil. Yok, gel konuşayım, konuşurum. Gel aşkım, ben seni biliyorsun aslında çok seviyorum. Anlat bakayım bana. Gel, derdini dök bana. Gel bebeğim. Üzüldüm dedim az önce biz konuşurken Farım'a gelip. Ne dedi? Ne haber mi dedi? Bir şey dedi. O harekete gıcıklığına gibi geldi ve o an doldum, anladın mı? Emre'nin yanında da ağladın mı? Maalesef ki hiç istemezdim ama ağladım. Sana, seni birine benzetmeye başladığımdan beri ağlıyorsun sen de. Hayır, öyle demem. Varmış Tuğçe kardeşim. Olan şuymuş. Al işte. İnanın. Anlatmayayım mı? Anlat. Kızım hepimiz anlatmıyorum. Öğreneceğiz. İkimizin arasında sır, kusura bakmazsın değil mi Aycan kardeşim? Şoka girdi. Yok yok, anlatırım da şimdi sesli sesli. Benimle sır çıkmayacağını öğrenmen lazım. Hele benden hasta. Ağrıma gidiyor dedim hani bazı şeyler. İyi yapmışsın. Emre'nin yanında ikinci günde ağlamanın... istemeden oldu. Ne mana? Ne oldu şu anda Emre'yle ne durumdasınız? Bir şey yok, sadece konuşuyoruz ve bu bize iyi geliyor, bu kadar. Sana da iyi gelmeye başladı. Zaten söylemiştim hani iyi hissettiriyor konuşmak diye. O söylemişti de sen söylememiştin, sen de şimdi söylemiş o zaman oldun. Tamam. Neyse kardeşim, gidelim. Üf, saçım toplasammış. Bir an hiç öğrenemeyeceğiz sandıydım. Ya kanka demek ki Duygu sömürüsü yapmış kendini. Olay şuymuş. Emre ile bu küçük kız otururken Farim'e gelmiş, selam vermiş. Ondan sonra neymiş? Farim'e inadına yapıyormuş bunu. Niye inadına yapsın? Kız zaten ilgisini hayır, söyledi. Hayır, sanki siz sevgili oldunuz. Birinci hafta nasıl kız size inadına yapıyor gibi. Siz şu an inadına yapacak bir şey yok yani. Ki kızı ben götürdüm oraya gel gör diye. Zaten Farim'e inadına bir şeyler yapacak bir kız değil. Allah'a var. Ondan sonra neymiş? Bunun için ağlıyormuş. Sırf kendine, hani Emre dün dedi ya işte, o şey bir kız. Hani böyle masum, işte mağdur bir kız dedi ya. Ondan sonra Emre'ye bunu göstermeye çalışıyor. Hani bak beni ne durumlara düşürüyorlar, bak ben yalnız kaldım falan filan. Ama olmaz. Yemezler. Yemez. Söylememiz için karşılığında bir şeyler yapman lazım. Evet. Var ya sizin, var ya. Zaten çıkartıyorsunuz. Mesela ağzımız, dilimiz... Zaten Emre'nin arkadaşı ya. Baştan beri çıkartma. Dilimiz... Ağzım dilim kurudu. Bir su getirirsen eğer... Tamam söyle getireceğim. Önce su. Söz mü? He söz. Hayır. Biz peşin çalışıyoruz. Söz mü? Biliyor beni. Melis. Peşin kanka bu sözlerini tutuyor. Hayır. He, olsun. Önce peşin. Ağzımız dilimiz kurdu kanka. Ağzımız dilimiz ama gerçekten kanka ayaklarım yürüdü. Koştum ya. Tamam hadi anlatayım bari. Sen niye olmuş? Acındırmak istemiş. Acındırmak istemiş kendini. Onu zaten anladık da. Emre ile bu küçük kız otururken sen gelmişsin, Emre'ye selam vermişsin. Bunu özellikle inadına yapmışsın güya. Ya be. Bu kız ben içeri geldim dedi, gel bunlara bak. Beni buraya getirdi. Ben de ayıp olmasın diye sadece selam verdim. Kapıyı kapattım. İşte bunu hatta inadına yapmışsın güya. Ondan sonra kıskandırmak amaçlı herhalde. Bu yüzden o da ağlamış. Hayır, o kadar gün çok kendimizi yırttık. Çok geçerli bir sebep şey değil mi? Diyeceğim, biz o kadar gün kendimizi yırttık. Ağlamadım. Şaka yapıyorsun benimle. Yemin ederim ya.
Bunu Emre yemiş mi? Çok geçerli bir sebep. Emre yemiş mi bunu? Emre yemiş bunu. Afiyet olsun kardeşime. Yememiş ama belki de doymuş gibi yapmış. Belki de gargara yaptı. Allah. Git hesaplaş. Ok çek ok. İçinden ok çek. Oğlum aşağı düşüyordu. İlişkin var, şöyle sanat eseri yapamadın be. Bir şey diyeyim mi? O kadar muazzam çizmiş ki. Mükemmel. Kamerada gördük tam. Onur abi hadi biz gidelim. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Geldiğin için teşekkür ederiz. Ben biz yaptım, de otoruma geçebilirim yani. Siz nereye? Benden fazla kalıyorsun. İyi abi. Kardeşim valla 10 numara oldu. Dik durmuyordu. Dur, şikayetçiydim Enis, ben de tamir ettim. Ha, iyi, eline sağlık. Hadi bak. Hadi. Abi üstüne yazdığımız yazı güzel oldu ya. Yani. İlişkimize destek çıkan Emine Sultan'a teşekkür ederiz. Nasıl? İyi olmuş değil mi? Hashtag Emine. İlişkimize destek çıkan destekçi Emine, her zaman yanımızda. Yağmur mutlu olacak onu gördüğüne ama şey, Emine anne onu gördüğüne mutlu olmayacak. Emine anne nerede kaç gündür Şeyh Kuzu ya? Gelmiyor hiç. Valla gözlerim yollarda kaldı. Hani bunun sonuna gelmiş Şeyh Kuzu. Ben dışarıdaydım ve Aycan bana dedi ki gel kanka bir şey göstereceğim sana. Buraya getirdi beni. Sizi gördüm. Ben de döndünüz bana baktınız ya yanlış olmasın diye selam verdim. Hatta kimse dinlemesin anda diye sizi. Döndüm kapıyı kapattım. Şimdi beni kötü göstermeniz çok komik geldi. Kötü göstermek. Göstermek kelimesini kullanmandan belli Farima. Hayatım öyle. Ayla, neden Aycan'la ben konuşurken bizi dinliyorsun? Ben sana bunları anlatmadım ki. Hayatım öyle. Biz kimseye kötü göstermedik. O anda Emre de öyle düşündü. Anladın mı? Sen benim arkadaşımsın ya. Beni tanımıyor muydun? İşte seni tanıyamadı. Için şaşırdığım için üzülüyorum. Şaşırdın. Anladın mı? O arkadaşımı ne yaparım? Tanıdığı için Farima anladın mı? Ben arkadaşımı ne yaparım? Yok canım kesinlikle öyle bir şey yok. Baksana kapıyı bile kapattı derim. Anladın Hayır, mı? Hayır orada senin o hareketine üzülüp ağladı. Bir anda gözyaşı döktü. O neden oluyor? Bu harekete üzülüp ağladı. Evet öyle geldi. Öyle hissettim. Çünkü kırıldı sana anladın mı? Çok kötü davranıyor. Kırıldı senin bu hareketine. Beklemiyordu. Rabia çıldırtmayın şu an. Hayatını anlamıyorsun. Şurada oturuyoruz tamam mı? Şöyle geliyorsun kafanı uzatıp hani gülüyorsun böyle tat yapıyorsun. Onun zannettiği şekil nasıl bir şekil biliyor musun? Oraya gelip alaycı bir şekilde. Sinirlendirme beni bak. Ben dışarıdaydım. Olay şu. Bak bana. Kapı açık olduğunuz zaten tamam, siz biliyorsunuz. Tamam kapı açık şuradaydın. Ha? Geldin. Hoş geldin. Ne dedin? Hayır. Bana Aycan dedi ki gel sana bir şey göstereceğim. Ne sen göstereceksin dedi. Sen zaten. Tamam işte siz döndünüz mü bana baktınız. Hoş geldin selam dedi. Kapıyı da gülerek kapattın. Gülerek dedin kapattın gittin. Kapıyı bundan ne anlarsın? Gülmedim kapıyı da kapattın kimse dinlemesin izle diye. Bu kız anladın üzüldü mı ve ağladı. İzle aa, o zaman. Niye selam verdim diye mi üzüldün? Hayır abi bir şey o öyle algılamadı diyorum sana. Bir şey konuşuyorduk ve o anda hani araya girer acı gibi oldu anladın mı? Biriniz acıtasyon yapın, bol bol ağlayın ya. Başarılı. Araya giren gibi mi oldu? Araya giren sen değil miydin Tuğcu'cum? Araya giren. Komik, ya, komik değil mi şu anda? Şu an çok komik. Şu an sinirleniyorum, ciddi sinirleniyorum. Kendini acıtırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun rol da yapma. Bu kadar kendine Allah aşkına rol yapma en azından. Ama ben senin arkadaşım dün rol yapma. Ağladı. Ben böyleydim, sen de böyle ol. Şuracısı Borzacım. Neyse eğer bunu da eğer Emre yiyorsa kardeşim mutluluklar dilerim benimle işi olmasın zaten. Hiçbir şey gerçek. Eğer o da beni böyle tanımışsa ve arkadaşım ya, arkadaşım beni gayet iyi tanıyor. 1,5 aydır buradayız. Seni ve normalde olsaydı, bak normalde olsaydı derdi ki, yok ben Ferma'yı tanıyorum, böyle bir kişilik değil derdi. Evet. Ya canım Ferma kız gözyaşı döndü. Olay ne biliyor musun? Olay şu. Ondan kırılmış ağlamış. Fari olay şu. Emre, Sevgi Can'ın ve... bir dakika bir şey anlatıyorum. Sevgi Can'ın ve Deniz'lerin kapılarını kapattı ama seni kapını ben kapatmadığı için seni tamamen ekart etmeye çalışıyor. Şu anda beni seni kötülemeye çalışıyorsun. Ama yemedim bunu. Rabia Tuğçe'yi yönetiyor, yönlendiriyor ya. Ağla ağla biraz daha ağla. Halk sana acır, Emre de acır. Ben mi yönetiyorum? Diyor ki kapı kapalıydı, açtın selam verdin, kapattın. Kapı açıktı zaten. Hatta kibarlık yaptın, saygılı davrandın. Kimsenin bu arada yapmayacağı şeyi yaptı, kapı kapattı. Bir şey soracağım. Tuğçe sen selam vermene ol. Evet, evet. Birazcık da sen acındın. Evet, birazcık evet, da sen ağlayın. Belki sen yapalım. Yönetiyor, yönlendiriyor. Ben size söylüyorum. Sen o zaman yırt burada kendini yani. Selam vermeme olmamalı. Kıyamam. Gerçekten. Ay kıyamam kütlere. Bu evde neler deniliyor birbirine kişiler de benim selamıma ağlanıyorsa. Hayır Emre'nin geldiğinden Farima'nın haberi sadece yoktu. Sadece günlerdir tepkilerinin değişmesine. Normal ben değil. Ben senin için istemiyorum ki Tuğçe. Farkında mısın? Normal bu kalpten senin masam olmuyor. Tamam işte. Hatta 2 dakika önce dedim ki Melis'e dedim ki bunun hesabını da sormayacağım. Çünkü o kişiyle konuşmak dahi istemiyorum. Ne oldu? İçten pazarlıklı olan sensin. Kız sana mesele mi sormuş hoşlanıyorsun diye. Mesele sensin. Senin yaptıkların şey, bak, anladın mı? Beni kötülemeye çalıştığın şey. Bak,
Yani bence çok normal yani. Bunu hiç kimse yemez bak. Hiç kimse yemez. Kendisi zaten beden diliyle gösterdi ne anladığını biz bir şey demeden. Yani sonuçta Tuğçe haklı hareketlerinin değişmesinde Farima'nın. Çünkü senin Emre'ye yakınlaşacağını bilmiyordu. Ve sana arkadaşım diyordu. Hepimizden de. Neden davranıyorsunuz? Hepimizden de. İyi de sen niye alamıyorsun? Kafayı yiyeceğim bak, kafayı yiyeceğim şöyle. Bir dakika. Duygusallık. Ben sizinle ne konuştuğunuzla ilgilenmiyorum. Senin yaptığın şeyle ilgileniyorum. Benim oraya gelip selam vermem ve senin ağlaman bak her kadın, her bile anlar, anladın mı? Bak, onun kendini zarif düşürüp bir tek beni öyle anlamadım, anladın mı? Ne? Bir tek beni öyle anlamadım. Biz konuşmadan çocuğun bir mimiğini tamam, görseydin. O zaman bir şey diyeceğim. İşte bu hareket gibi bir şeydi. Arkadaşın değil miydi? Sen beni tanımıyor musun? Ben ismet yapar mıyım? Hayatım hayır ama öyle geldi. Çocuk bile mimiğiyle. Ben kimin ne yapmaya çalıştığını anlıyorum arkadaşlar dedi. Ben tamam mı? Tamam. Şu anda eğer Tuğçe'nin yerinde orada olsaydım yine de derdim ki yok öyle bir şey yapmaz. Ay adamın vicdanıyla oynuyor resmen. Biraz olmayın. Bana vicdan yapsın, bana acısın. İkiniz de kusura bakmayın. Çok ucuz numaralar. Bizden bile sizi her zaman savunan bu kızdı. Gerçekten sizi sürekli ben savunuyordu. Ben onun için asla kötü bir şey söylemedim. Resmen benim üstüme yürüdü senin yüzünden. Yapma Allah aşkına ya. Farima kendine gel bak. Gerçekten, Emre'nin Farima geldiğinden... hiç gerek yok. Vallahi gerek ay bir susun. Emre'nin geldiğinden Farima. Bu kızın haberi yoktu. Aycan gösterdi. Biz sana bir şey dışarıda bir sürpriz var dedi. Emre'nin geldiğini bilmiyordu. Ama Allah neye nasıl tepki vereceğini biliyor olman lazım. Tuğçe'cim arkadaşım. Gelip gelmediğini bilip bilmediğini bilmiyoruz. İkinizde, İkiniz de şu an Farima'yla olduğunuz duruma düşeceksiniz. Çok ucuz numara bunlar. İkinizin şu kankalığı var ya birkaç günü alacak bitmesi. Emin olun bundan. Emin olun. Farima. Birbirine her şeyin farkındayız. Anlamıyorum. Ne oluyor yani? Bizim Farima ile olan ilişkimiz için birçok yorum yapılıyor. Bu arkadaşlığımız için daha doğrusu. Yani hani senin arkadaşındı, işte Emre'ye aday oldu gibi. Ben kimseye aday olmadım. O an spontane bir şey gelişti ve biz oturduk Emre ile konuştuk. Ama sonrasında insanlar tabii buradan yakaladıkları için bunun üstüne gittiler. Aradaki bu yanlış anlaşılma devam ediyor ve biz Farima ile tartıştık. Ve yani dostumdan kazık yedim diye bir şey söyledi. Bu da benim çok ağrıma gitti. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Beni hiç anlamadı, dinlemedi, ne konuştuğumu bilmiyor. Hiçbir şey bilmeden yargıladı, astı kesti, bitirdi yani olayı. Ya biz Tuğçe ile otururken Melis geldi laf almak için. Ben aslında anladım niye geldiğini. Lafı alıp çevirip ortada karıştırmak için geldi. Tuğçe'yi dürtüyorum, anlamadı, saf kızım. Daha sonrasında Farima'ya farklı bir şekilde anlattı. Ortalık karıştı. Üzüldüm tabii ki ama Melis yani. Yapacak bir şey yok. İlkay, yani benim umurumda olmaz öyle şeyler. Birisi popülermiş, birisi değilmiş, birisi şöyleymiş. Ne abi? Hepimiz insanız yani. Abi sonuç olarak buradaki amacımız popüler olabilmek değil ki. Programın ismi popüler ol ya demek bak, de değil. Realist olmak lazım. Aynen öyle. Anladın popülerse mi? Olur da değil. Yani programın ismi değil mi? Ya, programın ismi kısmetse olur. Evlenmeye geldik. Ha. Popüler adaya ama gidebilir, bak, şu bir gerçek. İlkay'ım şu bir gerçek kardeşim. Burası yayınlandığı için, televizyon programı olduğu için insanlar seni destekliyorlar, seviyorlar, yanında oluyorlar. Evet, bu çok güzel bir şey. Çünkü her insan sevilmeyi sever. Her insan bundan mutlu olur. Tamam, eyvallah. Hadi bunu cebe koyduk. Ama bu cebinde olan şeyle sürekli zaten hayatına bununla devam edemezsin ki. Aynen öyle. Öyle bir şey yok. Karşındaki insanların senin bu cebinde tuttuğun o şeyle de senin yanına gelmeleri... Ne kadar samimiyetsiz bir durum. Ne kadar samimiyetsiz bir durum. İki gün önce, üç gün önce ben bunların hani umurum olmaz lafını da yapacak adam değilim. Oraya gittiğimizde selam veren insanlar şimdi suratlarını dönmüyorlar. Ben bunu istemedim bak oysa ki onlardan. Hep dedim ki... Gamze bak, üstüne laf etmiştir. Evet bak ben ne dedim biliyor musun burada onlarla otururken her birine dedim ki... Ben sizlere dedim rica ediyorum özellikle. Yarın öbür gün başka bir durum oluşursa bana cephe almayın. Çünkü ben sizinle şu anda ilk başta da ben hayır istemiyorum deyip sizinle hiçbir zaman oturmaya da bilirdim. Ama ben öyle bir adam değilim. Ben insanım. Siz de insansınız. Hepsini tanıdım. Otururum sizinle, konuşurum, sohbet ederim. Arkadaşça konuşurum. En normal şey. Bu. Ben bunu anlatamıyorsam, onlar algılayamıyorsa... Cephe mi aldılar peki? Benim sorunum değil. Bilmiyorum onu artık bilmiyorum ama Tuğçe bayağı üzgündü. Tuğçe'yi öyle görmek... Gamze sözde etmiş hatta üstüne. Ne demiş? Adnan söyledi ama tam olarak hatırlamıyorum. Birkaç söz söylemiş yani. Ne demiş? Ben demiş işte Emre'den herhangi bir red geldiğine inanmıyorum gibisinden bir şeyler söylemiş. Devamını tam anlayamadım. Abi yani. Bak ben Gamze'ye ben ne dedim? En başına dedim ki bak, benim sana ne demek? Bak dedim. Benim sana demek istediğim şey şu aslında. Sen bunu en iyi anlayacak insanlardan bir tanesisin.
karşındaki insana kalkıp da ben seni reddediyorum, seni istemiyorum diyemezsin. Diyemezsin. Ama ne yaparsın? Çekersin kenara, sohbet muhabbet edersin. Sözlerinden birkaç tanesi onu anımsatır. Ya onu ifade, anımsatmayı da geçtim. Onu ifade zaten edersin. Tam anlamı. Abi. Ya bu aynen adam öyle bana karşı bir şey hissediyor ya da hissetmiyor. Ya da bu adam bana karşı bir şeyler hissedebilir ya da hissetmez diye. Sen de bunu kendin algılar ve bunun analizini yapabilirsin yani. Çocuk aynen değiliz öyle ki. Kaç yaşında insanlarız. İşte burada seni 30'a da düşürebiliyor olabiliyorlar bazen. Melis ne dedi biliyor musun? Demiş ki evde işte Rabia'nın Akın'a yaklaşacağını düşünüyorum. O da da söyledi. Ha, bana söyledi ya. Arkandan konuşmuş gibi olmasın dedi kardeşim. Söyleyeyim dedi. Neden böyle şeyler düşünüyor ki insanlar? Neyi? Niye böyle şeyler düşünüyorlar? Bu evde düşünmek serbest mi bu? Öyle düşünmüştü o da. Serbest tabii de. İlginç ya. Ağla ağla ağla, biraz daha ağlayın. Emre sana daha çok acır, daha çok prim verir, daha çok elinden tutar. Sevilmez böyle düşünüyorsanız. Tamam, yeter ya. Tamam, yeter ya. Allah aşkına ya. Allah'ın içine soğuyor. Yüzlerini görme. İnsanlara acıtasyon yüzlerini yapıyorsun. Yüzlerini görme, orada ağlıyor, orada ağlıyor. İki arkadaş bir adamın peşinde. Bu kadar insanın üstüne gidilirse böyle olmaz yani, anladın mı? Bu kadar insanın yerine gidilmez direkt. Kimin üstüne gidilmez? Biz senin üstüne mi geliyoruz? Sen üstüne gelmek görmemişsin ha. Gülçe çık şuradan. Hayırdır? Ağlıyorsun. Görüyorsun ne? Yüzlerini görüyorsun. Ne zaman dedin? Bozuk, o da yanında ona şey yapıyor, ışık tutuyor. Rabia da bana yükseliyor. Hayırdır ya? Kime yükseliyorsun? Neyine yükseliyor ki? Yükselemezsin. İkizler dün biri ağladı, bugün de Tuğçe'yi ağlattırdı. Değil mi? İkisi abi, İkisi mağdur oynama şeyi vermiş, mağdur plan yapmışlar. Şu anda da bir acıtasyon yapıyorlar. Trajikomik bir film izliyorum bak, yani. Bak, beni sinirlendirmek için sırf sesli konuşuyor evet, ki Rabia da bana yükseliyim diye. Duyma, duyma. Birazdan çok fena şeyler olacak, haberiniz olsun. Duyma. Herkese yapıyor aynısını. Aycan onu ben örmüştüm şapka gibi. Aşkım ben örmüyorum. Elim titreyince böyle bununla oyalanıyorum. Sinirli. Benim arkadaşım dün gittin yaptın böyle bir şey. Diyorum ki yapabilirsin bu evde her şeyi yapabilirsin. Yap dedim. Hatta dedi ki bundan güç aldım. Ama dedim ki niye benimle dürüst olmadın dedim. Benim tek derdim buydu ya. Git konuş. Hatta ben şu anda kapıyı kapattım ya. Rahat rahat konuşsunlar diye. Bir şey söyleyeceğim. Ne var dedik konuşmadı? Ne? Ne var birlik konuşmadın? Ben arkayı burayı taşımayı sevdim. Niye o kullanacağı zaman kullanıyor? O kendini gösteriyor. Ben böyle değilim. Emre bizim eve geldi ve sürekli Tuğçe ile konuşarak bence aslında tarafını belli etti. Bunu hazmedemeyen diğer gelin adayları evde kavga çıkarıyor, kaos çıkarıyor, tartışma çıkarıyor. Ve burada Farima açıkçası Tuğçe'den dost kazığı yedi. Aynı zamanda Tuğçe ile Emre'nin konuşmalarını, sohbetini bölmüş gibi göründü. Emre'nin gözünde kötü gözüktüğü için hem bu yüzden ağladı hem de Tuğçe'den dost kazığı yediği için ağladı. Ne yazık ki. Bana diyor ki birkaç gündür tavırların değişti. Ben Tuğçe'yi konuştum. Ay neden acaba ya? Hayır bak, değişse gam yemem. Zaten kırgınım ve kırgın olduğum için konuşmak istemiyorum onunla. Saygısızlık yapmak istemiyorum, anladın mı? O yüzden de konuşmuyorum. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın, benim sevdiğim kadını ağlattın demedi. Sadece kendisi de ağladı, beni de ağlattı ve bana sarıldı. Evet. Çünkü Emre de aynı durumda. Kaybetmek istemiyoruz ama Emre aynısını yapmadı. Emre de ve aynı durumda. Ben bugünü unutmayacağım, asla unutmayacağım. Vallahi Farima tek damla gözyaşına değmez. O zaman bir dakika ya, Hazal benim en yakın arkadaşım. Ben o zaman alayına gideyim. Hayırdır? Ben sadece Emre'ye değer verdiğim için susuyorsam susuyorum ama Hazal da benim en yakın arkadaşım yani. Ki senin sayende biraz Tuğçe'nin duyguları ortaya çıktı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunu yap, bu ilişkiyi yapan Melis zaten ya. Algı yaptı. Hani algı derken gördün, söyledi, sonra bir algı yoksa oldu. Yoksa onlar daha bir yere gelmeyecekti. Herkes bu konuyla bile ilgili konuşmaya başladı. Tuğçe'nin aklına düştü. Olay ya böyle. Ya ben başka bir şekilde bilirdim bu kızı. Tuğçe'nin aklında vardı ki.
Güya nispet yapıyormuş da özellikle onların sohbetini... Neye yanıyorum biliyor musunuz? Hepinizi haklı çıkardı. Beni haksız duruma düşürdüğüne yanıyorum. Ben diyordum ki bu kız böyle böyle değil diyordum sürekli size. Şimdi ya, sizin hepiniz haklı olduğunuz için beni haksız duruma düşürdüm. Ona yanıyorum. Biz zaten o konuda haklıyız hepimiz Tuğçe konusunda. Olsun, er ya da bir de bana diyor ki senin tavırların değişti. Bak Melis, ben şimdi az önce size ne dedim? Dedim ki konuşmak istemiyorum bu kızla. İki gündür ben zaten muhatap olmuyorum ki Tuğçe'yle. Kırmayayım diye yapmıyorum, anladın mı? Daha Tuğçe'ye bir kelime kusura söylüyordum bakma, hemen Farima kapatıyordu. Girip kökünden sökeceksin diye bir söz var ya. Aynen. Kusura bakma yani, senin dalın kırıldı. Emre'ye olan saygımdan ötürü yapmıyorum. Aynen. Ve geçmişimizden ötürü. Pardon, ama Emre bir şey sana saygı duymuyorsa sen de Emre'ye saygı duyma ya, hayırdır ya? Kimse de bu evin kralı kraliçesi değil he. Ya ne öyle bir dünyada yok. Göster. Senden gizli evlenmişler diyeceğiz Emine anneye, tamam mı? Herhalde ben onu biliyorum. Yani bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Biz senin sevgili değiliz dediğinde lık bunu koyacaksın önüne. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim. Çorum'da doğdun, büyüdün. Nereden bileceksin? Okyanusu, denizi. Hayırdır oğlum? Tamam, hayırdır oğlum. Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil yani. Ben oğlumlu mu oğlumlu benle konuşuyor Ayca. Şey ya, ben Ahmet abim ya. Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İyi ki seni de tanıdım şimdi. Kendi kendine burada gelin güvey olmuşlar ama... Damadın haberi yok. Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil ama Farima İlkay'ın tarzı bir kız. Diyorlar ki işte beni reddetti. Vallahi. Sana bir şey diyeyim mi İlkay? Hiçbir şey onunla değil biliyor musun? Hiçbir şey. Kim ya ne demiş, zaten ne yapmış, ne söylemiş. Değil. Ben kendi duruşumu biliyor muyum kardeşim? Ben insanlarla otururken, konuşurken kendi saygımın, kendi duruşumun, kendi konuştuklarımın farkında mıyım? Farkındayım. Bunu önemli alıp, zaten. Bunu ben buna kalem derken o alıp onu başka bir yere götürüyorsa o onun karaktersizliğidir. Benim değil. Aynen öyle. Kimse kusura bakmasın. İşte bugün de o muhabbet. İnsanlar da bunu zaten ayırt ederler. Bugün de o söyleniyordu. İşte dün Rabia'nın fan muhabbetinde ben kalkıp buraya geldim ya şimdi Rabia şey diyebilir sen. Bak benim... ben orada seninle alakalı Rabia ile de konuştuk. Hani ben işte insanların gelmediği için üzüldü ya dün oraya. Hmm. İşte Melis'e kırılmış. İşte senin de hani gitmek için gittiğini söyledi. Dedim ki yani orada onu söylemedim pardon. Şeyi söyledim. Dedim ben dedim hani siz yalnız kadın diye gelmedim dedim. Hani İlkay çıktı geldi yanına dedim. Onlar dedim çıktılar geldiler. Dedim o yüzden gelmedim. Melis de dedim kalbi dedim temiz bir insan dedim. Hani bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum dedim gelmemesinde. Seninle alakalı konuda da bir şey söylemedim kardeşim. Açık konuşayım. Bak şimdi ben her şeyi görüyorum abi teker teker, tamam mı? Abi sen ne istiyorsun? Benim istediğim sen akıllı neydi? Adamsın bak İlkay. Bak benim istediğim mantıklı neydi adamsın. Biliyor musun? Bak benim istediğim neydi biliyor musun? Ben en başında bu denli konuşmalar olacağını bildiğim için, tamam mı? Ben her zaman gelecek hatayı da üstlenirim. Hataysa üstlenirim. Ders çıkarırım, daha farklısını yaparım. Aynen. Karşı tarafa da bunu yansıtırım. Ama sözlerden bir tanesi tamam beni kırmış olabilir, iki tanesi beni kırmış olabilir. Buluşmamızda dış mekan, dış çekimde bile buluşmamızda bana yaptıklarını sen de gördün. Anladın mı? Mağduriyet, birincilik. Hani içimde bir his vardı, onu da iyice yerin dibine... geçirdiler anladın mı? Onda değil, ceketimin cebinde. İşte. Vallahi hangi biliyorsa. Nasıl yani? Dubluk salon var ya, dubluk salon. Bu defter de kiminse güzelmiş. Melis! Adamlar villa villa geziyor. Güneş gözünü seçiyor şu anda. Bu işi çözüp geliyoruz. Anladan gelmeyin. Neredesin sen? Geldim işte. Dedektifçiliğe sorun. Portakalı nesin canım? Niye? Yan Villa'daki kız kim? Yan Villa'daki kız mı? 30 dakikadır neredesin? Ben mi? Neredeki o Yan Villa'daki kız? Bunu yapıyordum. Bahçeye geçer misiniz? Bir sor.
Melis getir. Gidiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Aşkım al, yaptım. Yan Vilya'daki kız kim? Yan Vilya'daki. Neredeydin yarım saattir? Ya. Ne? Düşüyor bundan. Aşkım hep senin yanına gelmiş. Kimin zaten aşkım, zaten birkaç gündür kurumuz. Zaten birkaç gündür seninle ilgileniyorum evet, yani. Tabii dakika... benle ilgileneceğim. Tamam. Ya bir birazcık şey özlem duy bana karşı. Al şunu aşkım. Aç bunu. Şöyle söyle. Demir ne oluyor ya? Herkesi tehdit ediyor, seni tehdit ediyor. Bir daha benimle bu şekilde. Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin aynı şekilde. Şu anda hak verdim. Aşkım ya. Hı. Düşürdün. Al koydum, sen yerleştirirsin sonra. Tamam şey al. Herkes görecek. Hı. Gel aşkım. Al bro. Bir şey yoracağım. Sen dedektif ol. Kemal, Emre evde hiç konuştu mu? Benim hakkımda yanlış bir şey. Senin hakkında mı? Ben daha Emre'yi görmedim ki senin hakkında konuşmadım. Emre dedi, ben demek gel, beni öyle tanımış ya. Var şimdi, gel. Aşkım ben o plana... Kanka villa olayı doğruymuş ha. Bir şey söyleyeceğim, bizim villadaki kızları söylemişler. Sizi öldürürüz. Ha? Villadaki kızlar mı? Aşkım. Bak. Şimdi bu ne bu? Sevgili cüzdanına. Evet. Bu dedektiflik şeyim, kitabım. Dedektiflik. İyi bakalım. Ha, bu etek ne yavrum? Fotoğraflar gelecek şimdi, ben bastırıyorum buraya aşkım. Hani nerede fotoğraflar? Şuraya gelecek şimdi. Bak şuraya şuraya bir de İlkan'ların fotoğrafı gelecek. Davetiye bastırdım ben. Motorla gittikleri gün senden gizli evlenmişler diyeceğiz Emine anneye, tamam mı? Herhalde ben onu biliyorum. Heh. Şimdi Şeyhmuz'un soyadını bilmiyorum, Yağmur'un da bilmiyorum. Tamam onları öğreniriz. Bunları boş ver. Ne aşkım o dur. Ha tamam. Dur Yağmur'u çağırayım ben. Yağmur bilmesin. Yağmur da mı bilmesin? Yok, yok aşkım bilmesin. Ya da Yağmur bilsin bakalım şeyimizin tepkisi ne olacak? Tamam işte Yağmur'u çağırayım diyorum. Tamam dur ben çağırayım. Yağmur. Kim o? Gelir misin bir dakika? Tabii ki. Yağmur. Ne? Çok önemli bir planımız var, otur şuraya. Sağlam mı okuttuk? Sağ ol. Şimdi bak bu sevgililik cüzdanı, tamam mı? Bunu şeyimizde senin adına dolduracağız. Tamam. Ben tamam davetiye bastırıyorum. Şeyimizde senin adına dolduracağız. Ben şimdi sizin adınızı soyadınızı bilmediğim için seni çağırdım. Normalde bunu sana sürpriz olarak yapacak. Ama sen işin içinde ol. Bakalım şeyimizin tepkisi ne olacak? Tamam. Kızı suçluyor, sen nasıl böyle bir şey yaparsın bilmem ne. Hani benim Farima'yla da aramda ne oldu ki abi yani? Ne yaptım ki yani? Hani bunu anlayamıyorum. Hani Tuğçe'yi suçlayacakları ne var ortada? Farima'nın Tuğçe'yi suçlaması gerektiren ne var ortada? Ortaya bir iddia atıldı. Bunun yüzünden ortalık karıştı, kavga çıktı. Ben gittim, Melis'le tartıştım. Ve sonra kız geldi yanımıza, oturduk, konuştuk. Farima'nın yapmış olduğu bir yanlış daha var aslında. Farima'nın yapmış olduğu yanlış, bir gün öncesinde Rabia ve Farima buraya gelerek Akın'la Tuğçe'nin arasını yapmaya çalıştılar. Farima'nın hatası ne biliyor musun burada? Buradan gittikten sonra kritiklerde Farima ne dedi biliyor musun? Bir tane, aynen ben onu biliyorum. Tuğçe'nin aslında hislerinin Emre'ye karşılıklı oldu, yani karşı olduğunu ben zaten biliyordum dedi. Aynen. Niye buraya geldin o zaman? Ne amaçla geldin? Şimdi ortada bir yalan var. Tamam, yalanı da geçtim daha doğrusu. Yalan demeyeyim, biraz ağır farklı olur ama. Farklı şeyler var içeride. Ortada bir bilinmezlik var abi, bir soru işareti var. Bu soru işaretlerini hiçbirini istemiyorum. Ne öğrenmek istiyorum, ne çözmek istiyorum. Ben çünkü soru işaretleriyle yaşayan bir adam değilim. Soruları kendim yazarım. Anladın mı? Cevapları da bendedir zaten. Evet, o yüzden kimse kusura bakmasın yani. Kaç ben soru öyle var? 10 soru, her soru 10 puan. İstediğin sorudan başla. Al. İmzanı aldın Yağmurcuğum. Hazır atılmış olacak bu. Evet. Şimdi Şeyhmuz'un yerine de ben atıyorum. Valla Şeyhmuz yazdı direkt. Şimdi resimleriniz gelecek. Fotoğraflar gelecek. Ve gelecek. Gelecek. Ve canım bu sizin artık sevgililik cüzdanınız. Sana bir şey yaptığında, biz senin sevgili değiliz dediğinde
bir şeyi izlediğinde lık bunu koyacaksın önüne. Bu önemli mi bu evde? Tamam. Bunu biliyorsun. Bu evde çok önemli. O yüzden bu bana hiç yapmadı. Tamam aşkım dur biz gel şimdi. Anne seni seviyorum mu o ne? Bu şey, Şeyhmuz'la bizim aramızda özel. O mektup. Mektup bak istiyorsan. Mektup. Annelik cüzdanı değil yani. Yok, değil mi? Hani, evlilik cüzdanı artı. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir kalp çizdi. Gördüm. Verdiler. Ama üstüne de yazdı Emine teyzenin adını, Emine anne yani. Olsun ya. Teşekkür ederiz yani belediye başkanlarına ederler ya böyle teşekkür. Emine teyzenin adını da yazsın yoksa Emine teyze o duvarı yıkar. Değil mi? Yazsın. Ben sizin evliliğinizde... Keşke Emine teyze gelse. Ben onu diyorum biliyor musun? Gelecek mi acaba? Sanki Emine teyze varken Şeyhmuz'a daha bir şeyler hissediyorum böyle. Allah Allah. Bir boşluk sen var. Zoru mu seviyorsun acaba? Zor olduğundan değil. Belki ikisini aynı anda benimsedim ya. İmkansız olduğundan mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Emine anneyi o kadar çok özledim. İki sene boyunca onlarla yaşayabilecek misin? Ben ama söyledim. Emine anneyle birlikte yaşarım. İki değil. Tamam. Yıllarca yaşarım. Ama evde başka bir erkek olursa yaşayamam dedim. Evet onu söyledim. Bu da çok öyle. Normal bir tamam, şey. Tamam biz yani. Aşkımızı yaşayalım yavrum. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çekilebilirsin kardeşim. Haydi bay. Bugün Melis ve Kemal bir sevgililik cüzdanı hazırlamışlar. Bundan sonra eğer ki Şeyhmuz tarafından biz sevgili değiliz, arkadaşız denilirse al bunu böyle suratına doğru çarp denildi. Ben bunu sevdim. Umarım Şeyhmuz'la annesi de sevecek. 3 tane gelin adayıyla ben 9-10 gündür oturuyorum. Geliyorlar, oturuyoruz, görüşüyoruz. Evet, keyifli zaman da geçirdik. Yalan söyleyemem hani. Çünkü ben arkadaşlık olarak oturduğum için yanlarında, hani o niyetle oturduğum için hani böyle ketun gibi böyle oturup da bana mı geldin? Nasıl edeceğim beni mutlu? Hani böyle bir modda girmedim anladın mı hani? Sadece işte eğlendim, güldüm, sohbet ettim falan. Şimdi bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Tuğçe'nin karşısında otururken kendimi daha iyi hissettim diğerlerine nazaran. Daha samimi geldi söyledikleri. Ya anladın mı abi? Karşı tarafta bu beğenisini belki ben de bunu anlayamayabilirim. Olmayabilir. Anladın mı? Belki işte. Ben de hani şeyde olabilirim hani bir anda işte bana öyle de geliyor olabilir. Hepsi olabilir. Ama bunun kararını başkalarından duyarak vermektense kendim vermeyi daha çok tercih ederim. Öyle olması lazım zaten. Çünkü yani bir yola gidiyor. Mesela diyelim ki aynı şey değil. Kesinlikle aynı şey değil ama örneklendirme. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamışsın, yurt dışına çıkacaksın. Daha önce giden arkadaşların var bilmem ne. Değil mi? Sana diyorlar ki işte Singapur'a git bilmem ne. Şimdi sen de gitme diyorlar, sen gitmek istiyorsun. Şimdi onların anlattıklarıyla sen yetinebilir misin? Ama gidip görmen gerekmez mi yani? Güzel bir örnek verdin. Şimdi şöyle bir şey de var. Arkadaşların hepsi dese ki ya Adnan gitme vallahi vakit kaybı, para ziyanı dese ben derim ki ya demek ki adamdan bildiği bir şey var. Ben tutup oraya gidip de ne vaktimi harcayayım ne paramı harcayayım. O zaman nereye gideyim baba derim. Adamlar der ki vallahi kardeşim Singapur'a gitme de Tayland'a git der. Ben de derim ki tamam o zaman Tayland'a gideyim. Benim İyi de kardeşim ama şey sen olacak. Yıllarca hep şey düşünsene yani sen... İstemişsin ama oraya gitmeyi yani. O kadar çok istediysen zaten önde ne arkadaşın durur. O zaman yani buradan o zaman... Ben bunu bu örnek için... Bak çok alakasız dedim başta ama. Başta birbiriyle i̇şte dedim çok ayrı dedim ama... Örneği öyle çekersen bu sefer sen bu eve geldiğinden beri Tuğçe'yi isteyen yok, birisi gibisin gibi alakası muhabbet olur. Anladın alakası mı? Yok. Yani sonra alakası yani yok. O kadar çok dayının dediğim ona çıktı. Kardeşim alakası yok. Çok istediysen... Başta söyledim şimdi bunu buralara çekmeyin bana çakallık yapmayın burada. Sizi yerim şimdi, yemin ederim çok kötü yerim yani. Yapmayın bunu. Vallahi kardeşim, kendin söyledin. Ben aslında seni dün kandırmıştım, okyanus burası diye. O kadarına da inanmazdım onu. Sen de hayır aşkım, niye? Belki Çorum'da görmemişsin deniz, göl. Lan Çorum'u görmediysem 15 dünya ülkesi gezdim ben zıt zıt. Hepinizi cebimden çıkartırım. Hayırdır ya? Çorum'da büyüyüp kalmadım yani orada. Kötü patlaması yaşıyorsun yani. Siz bir şey diyeyim mi? Ben bir konuşmaya başlasam karşımda konuşamazsınız dünya ülkeleri hakkında. Aynen öyle. Ya sen 15 gittin belki biz 16 gittik. Nereden biliyorsun? Valla 32 yaşına kadar gitmişsindir. Ben 22 yaşıma kadar gittim olur. Ben belki 22 yaşında başladım 32 yaşıma kadar geldim böyle. Sen nereden belki biliyorsun? Belki ben onun üstüne 30-40 tane daha ekleyeceğim. Tamam belki ben de seninle beraber ekleyeceğim. Bak. Hayır sadece şu muhabbet çok saçma. Çorum'da doğdun büyüdün nereden bileceksin okyanusu denizi hayırdır oğlum. Tamam hayırdır oğlum ben de Karabük'te doğdum büyüdüm de yani böyle. Tamam Çorum'da doğdun hiç mi bir yer görmedin etmedin?
Ben böyle de Karabük'te doğdum. Çorum'da doğdun, denizle okyanusu ayırt edemezsin. Hayırdır ya? Bazı şeyleri şöyle yani yatıyorum, gülüyorum, ediyorum ama... Ne? Saçma yani. Sen şu an buna bana ne saçma sapan tepki veriyorsun ya şu an? Ne bileyim, Çorum'da şu an şaka yapıyoruz. Şu ağız konuşma şeklini değiştir bir kere. Hayır, benimle. Çorum'da görmemişsindir, ona sinirlendim. Ya ben Çorum'la alakalı sana daha ben bir sürü tepki görmemiş, verdim de... ...sen şimdi niye böyle gelip böyle saçma sapan yerlere çekiyorsun ki? Ben görmemiş bir kız değilim. Yapamayacak mıyız birbirimize? Hayır, bu espriydi ama... Espri yapamayacak mıyız birbirimize? Bir kere sen benimle oğlumlu moğlumlu konuşma. Bir kere konuştun, arkasına cevap verdim şakayla. Üsteleme bana, tamam? Karşında senin böyle arkadaşın falan filan yok. Haddini bil yani. Tamam. Ben de konuşacağım. Tamam da kimse bana görmemiş muamelesi yapamaz. Çorum'da doğdum, büyüdüm diye okyanusa, denize ayırt edemeyecek. Biz birbirimize böyle şakalar ya çok yaptık. Ama sen böyle burada alınmak istiyorsan da alınabilirsin. Benim şaka yaptığımda çok iyi biliyorsun Ayca. Saçma sapan. Dün yaptığımda niye yapmadın şekli bana o zaman? Burası okyanus dediğimde yapsaydın. Hayırdır? Güldüm orada. Arkadaşlarının yanında mı yapıyorsun bana şekli? Ne alakası var? Şu haline tamam bakar mısın? Bak kendine bir daha. Kendine gel. Bir daha, sen kendine gel, bir daha bana oğlumlu mu oğlumlu konuşma. Tamam, benim de tadımı kaçıyor. Saçma sapan, Allah Allah ya. Espri de yapamayacağız. Şak, bütün tadımı kaçırdın ya. Vallahi bütün tadımı kaçırdın ya. Git arkadaşlarına şimdi nereye gittiysen bütün ülkeleri anlat. Ben bu tür konuları, ay ben şunu yaptım, bunu yaptım diye duydunuz mu hiç benden? Ben şöyle birisiyim, burayı gördüm ettim diye. Ama şu muhabbet... Saçma yani, bunu size de söylüyorum. Burada hani söyleyen varsa, Çorum'da doğdum büyüdüm diye de hiçbir yer görmedik etmedik değiliz. Denizle okyanusu şey yapmam yani. Konu yüzünden hani sevgilinle tartışma. Size ne ya? İstediğimi size yaparım. Ne ya? Bizlerle tartış ama o sevgilin. Onur ve Aycan tam barıştılar, tam birbirleriyle çok güzel ilişki içerisindeler. Bugün evde gereksiz bir alınganlık yaptılar. O ona yükseldi, o ona yükseldi. Burada Aycan bence hatalı çünkü Onur onun sevgilisi. Ona daha nazik davranılır, sevgiliye daha dikkatli konuşulur. Sanki askerlik arkadaşı gibi, sanki başka bir sıradan arkadaşı gibi davrandı. Onur da buna alındı. Bence burada Onur haklıydı. Ne yazık ki Aycan. Sana dedi kullanmadığı esprilerini gönderdi dedi. Ne oldu? Ya bütün tadım kuzum kaçtı ya. Niye? Abi artık espri de yapamıyoruz ya. Ne oldu? Çok kötüyüm ben, boğazım çok ağrıyor. Ne ben oldu oğlumlu mu oğlumlu benle konuşuyor Aycan. Oğlum mu oğlum. Şey ya ben Ahmet abim ya karşısında şey. Biliyorum ama abi. Yok abi gül zaten ya. Yani. Ya saçma sapan bir mevzu ya. Sinir üzerine mi yoksa? Ya bak çok güzel... Şeyhımızın taklitini mi yaptı? Bir yok abi çok güzel muhabbet ediyorduk. Sonra Didem'lerin yanına oturduk, kızların yanına. Muhabbeti açtı. Ondan sonra... deniz okyanus muhabbeti var ya işte göle gittik sen deniz... Orayı deniz zannetmiş sen dedi. Kızım orası göl demişsin ya. Evet. Ben de dün okyanus orası dedim. Tamam mı? Ya şaka yapıyoruz sonuçta değil mi? Sen beni kandırdın mı diyorsun? Dün bana hiçbir şey söylemedi. Güldük geçtik. Şimdi yine bu muhabbetler açıldığında ondan sonra ben oraya okyanus demiştim derken ya sen ne demeye çalışıyorsun oğlum? Ben de 15 ülke gezdim, 22 yaşındayım. Beni işte sonradan görme mi zannediyorsun, beni şey mi zannediyorsun? Ciddi mi dedi bunu? Ya, tabii ciddi. Ben ilk başta şok oldum zaten. Dedim ne diyorsun sen ya? Ben dedim 32 yaşındayım, ben de gezdim. Ben de belki 16 ülke gezdim dedim. Bunda ne var dedim. Yani ben Çorumluyum diye ben görmedim. Ya dedim ki biz birbirimize bu esprileri yapıyoruz. Ben de Karabüklüyüm. Evet. Karabük'te de deniz yok. Göl yok, çayır yok, hiçbir şey yok. Ben 8 yaşına yok kadar deniz görmedim. Yok kardeşim. Ya. Kıyıda değil ki. Zonguldak kıyıda kardeşim. Aynen. Bartın kıyıda. Aa ben Karabük'te, Karabük'te de yok yani. Karabük. Tamam yok diye de yani. Tamam, biz birbirimize böyle espriler herkes yapar. Baktım ciddi ciddi oğlumlu mu oğlumlu söyleyince. Oğlum diyor ya bir kere. Şu olabilir mi? Ne oldu abi sen çıktın ya ben de senden sonra zaten geldim. Yağmur için şey denildi ya senin tabii haberin yok. Yağmur sert davranmış Şehmuz'a. Şehmuz'a demiş ki sen bana öyle yapınca aklım yerimden gitti. Senden çok hoşlandım falan diye. Onun şakasını yapıyor olabilirler mi? Bir de bana bizim... eğer bak bu şakaysa bence hemen söylesinler şaka olduğunu. Çünkü şey ben gerçekten gerildim. Saçma sapan bir mevzuya gittim mevzu. Yani ne oldu? Çok, söyle kardeşim yok, ne oldu biliyor musun? Sanki sevgilimle değil de böyle bir anda mevzu başka tarafa gitti yani tartışma. Ben orada yoktum da yabancı tek arkandan şakaymış gibi. Böyle bir şey yarıştırıyormuş gibi oldu. Abi bir dakika arkandan çok şakaymış gibi bir şey yoktu. Nasıl yani? Ya ben çıkarken onun suratı düşüktü. Ya tamam tamam hayır. Olsa... Suratı düşüktür kalktım çünkü sinirlendim anladın mı? Kalkıp gittiğimden dolayı ondan şey yapmıştır. Yok. Ne ya üzülüyorum ya ben anlamadım gitti. Bütün tadım kaçtı ya. Dün ne kadar güzel vakit geçirdik. Ya o zaman tamam abi ben espri falan da yapmayacağım yani.
Evet, dünden beri keyfim çok yerindeydi. Aycan'la yine böyle bir anlaşmazlık yaşadık. İlişkide bu tür şeyler olur. Eski günlere dönmek gibi bir şey kimse hatırlamasın. Ben de hatırlamıyorum. Ufak bir tartışmaydı. İkimiz de birbirimizi yanlış anladık. En kısa sürede ben çözeceğimize inanıyorum. O da benden özür diler, ben de ondan özür dilerim ve geçer gider. Bunlara hazırlıklı o. Sana karşı da, evet, ona karşı da, buna karşı da nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Ama başkası, o öyle olduğu halde başka türlü anlatıyor ya. Beni az öldür burada. Vitamin eksikliğim var. Ağlama. Ay, su içmem lazım. Ağlıyorsun, içimi yakıyorsun. Ağlama, ben şey olsun. Bugüne kadar adını şey muz düşünmem ne olacak? Niye muz diyorsun? Aa, bak iyi insan. İşte. Lafın üstüne gelirmiş. Benim hakkımda konuşuyordun. Muz diyorlar. Oo. Şeyimiz o ne kalplerde, o ne şov ya. Şeyimiz kapıda mı bekliyordun? Benim adımı evet, söylemeni mi bekliyordun? İtiraf et. Adını duvarlara yazdım. Ne konuşuyorsun? Yani. Selam. Dedim ki bugüne kadar yakın adını Şehmuz diye düşünüyordum. Bugün duvarda yazdığınız zaman anladım Şehmuz olduğunu. Şehmuz. Neden ki hiçbir şeyimiz kalmadı? Çünkü millet hatta yeğen var içinde. Aranız mı açık? Yeğen var da normalde duydum. Yok, normalde de biliyorum. O gün ilişkim var, kızlar konuşmayın diyordu. Kim? Rabia. Hadi ya. Ben öyle bir şey söylemedim. Dün ilişkim var, konuşmalarınızda dikkat edin diyordu. Benden öyle bir söz çıkmadı yani. Kendi söylediği sözleri hatırlatıyorduk biz ona. Ama yapmayın, ben öyle bir şey demedim. Sen söyledin, ilişkim var. Daha dikkatli konuşalım. Yeni aklı başına gelmiş ilişkisi olduğunu. Karşıma daha farklı şeyler çıkacaktır illa ki. Ne haber? Sen ne yapıyorsun? Seviyorum ha. İlişkimiz var, tamam. Sevgimiz şey yaramış yaptım. Ben bazen gazı vermek işe yarıyor bak. Böyle gazlar vermek. Kafasını illa kıracağım. O zaman bir şey soracağım. Kutu yolladığı zaman mı? Diyor ki kafana vursaydın beni daha çok severdin diyor. Ha, ben de onu geçen diyorum. Sefer de gazı verdim. Paramayla yani. Sıkı dost oldular. Şimdi de ilişki böyle oldu. Hadi bakalım. Bir bana gaz vermedin ya Didem. Senin bir ayrılığı. Didem nereden gaz veriyordu zaten? Yürü git. Yükseklere. Anlatacağım sonra sana. Sevgilinle kendi adını yazmışsın. Çok güzel. Herkes sevgilisiyle kendi adını yazıyor. Peki annenin adını oraya yazman ne mantık? Üstüne yazdım. Baş kalbin dışına. Biz üç kişiyiz ya o yüzden. Şeyinden dolayı bu ilişkiyi desteklemesinden dolayı teşekkür ederiz. Hani destekliyor mu anne? O yoldan giriyor, anladın mı? Öyle bir algı oluşturuyoruz hani. Yani gönlünden giriyor. Biz üç kişiyiz. Ben, keyfim, kahyası. Gül. Ama güzel bir şey o. Ama güzel. Arkadaşlar müsaade edersiniz. İlk ayı bir şey anlatacağım. Sizin bir ayrılmanız, bir de dün fanzı buluşmasında. O kadın bak traktörle gidecek. O masanın yanına falan gitmiş. Vallahi yapar. Ben sen Rabia'yla barışmak istiyorsun. O öyle yansıtıyor bize. Seni bu evde hiçbir kız istemiyor. Güya popüler ya. O yüzden sen bütün her şeyi, lafları yediğini, yuttuğunu buna rağmen gururunu ayaklar altına alıp sırf popülerlik için, evde kalmak için onunla birleşme çabanı anlatıyor bize hanımefendi. Bilmiyorum, bir gün ben oraya verdim. O amaçla gitmedim ki. Ben oraya sadece ben söylemiş söyledim olduğu sözlere istinaden bir konuşma yapmak istedim. Evet, fakat her seferinde özel olarak ağladı. Bir konu da haklı. Şöyle ki, onun fanlarının özel olarak düzenlediği bir organizasyon. Niye geldi diyor bu sefer? Şimdi fanların için geldi. Sevenler gitti ya da orada olmak isteyen gitti diyelim. İçinden gelmeyen de gitmedi. Bu sonuçta özgür bir durum. Duda diyor ki, bunu zamanda ben de yaşadığım için söylüyorum. Bazı kadınlar duymak ister. Tamam, güzel şeyler duymak ister. Şimdi senin söylediklerinle pekiştirince hak verdim dedin ya. Sevdiğini hiç söylemiyor diyor. Şunu diyor, bunu diyor. Söylüyorum ya, bu içinden geldiğim zaman söylerim. Sen bana söyledin diye şimdi gidip ben ona evleneceğiz demem. Ne diyeyim? Didem'in söylediğine dayanaraktan diyemem yani, yapamam. Zaten çocuk oyuncağım, sen şu anda kaç ayını geçirmişsin de yeni diyebilmişsin? Yeni teklifini yapabilmişsin, yüzük evresine gelmişsin. Ya orada şu denli konuşabilirdin. Abi iki ay kalmış program bitmesine evlenecek misin, evlenmeyecek misin diyene. Sen ne dedin? Böyle bir şey daha erken dedim, böyle bir şey ailelere sorulur dedim, ailelerde dedim fikirleri alınır dedim. Ben dedi bağımsız yaşarım dedi. Ben dedi kimse karışamaz dedi. Sen dedi annenden mi dedi izin alacaksın dedi. Ona getirdim. Öyle bir şey var mı? Ben tabii kendime soracağım. Sen sormuyor olabilirsin. Ben soracağım. Neyse, halledilir ya. Sıkma canım.
psikologla konuşuyor. Hayır, gereksiz yerlerde dedi ki psikolog olduğun için falan filan benim adımla konuşuyorsun. Ya şöyle bir odaklanmışsın, kimsenin konuşmasına müsaade etmiyorsun. Aa, ben konuş. Ki ortak konu benimle ilgili konuştuğun zaman tabii ki soru sorarım. Hakkında söylüyor. Benimle ilgili konuştuğun zaman kızım ne dedi değil. Tamam. Üçümüzün hakkında söylüyor. Tamam. Ben iyiyim de sen iyi değilsin. Kafayı tırlatmışsın. Bence değilsin. Bence değilsin. Tamam, senin sorunu cevaplayacağım. Çocukla konuşuyorum. Oradan dalıyor. Konuşmama izin vermiyor ya. Ortak alanda yaşıyoruz. Çünkü biz ikimiz beraber konuşuyorduk. Sen oradan dalıyorsun. Benimle farkında konuşuyor. Mısın? Ortak konu var oradan diyorum. Oradan ne oldu geldi buraya? Ben çağırdım. Onun farkında mısın? Ortak konu var. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Kafayı takmış, kulaklarını da tıkamış. Emre. Ha, sen ne yapıyorsun şu an? Çok iyi bildiğim bir tanıdığım. Ben merak ediyorum. Erkekler evini bilmiyorum ne konuşuluyor. Merak ediyorsun ama benim hakkında konuşuyor şu anda. Yarı bana dönüp benimle konuşuyor. Adama daha sözü bitmeden lap diye dalıyorsun ya. Ama onu da dinliyordum o arada yani. Tamam, benim hakkında konuştuğun için ben de soru sordum. Görmüyor canım, gözü kör. Kendinden başka kimseyi görmüyor. Konuştuklarına dikkat et Gamze. Dikkatli konuşuyorum. Bir daha uyarmayacağım. Kızım kör müsün, görmüyorsun. Anlıyor musun? Düz konuşuyorum. Dinle şu anda. Ben de benimle ilgili konuşuyordu. Ben de soru sordum. Evet sevgili izleyiciler. Kaybettiysem bulurum programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kısmetse Olur evinde kaybettiği aşkı tekrar yakalayıp kavuşan Onur Yüksel. Onur Yüksel, kaybettiniz, tekrar buldunuz. Nasıl hissediyorsunuz? Kendimi şanslı hissediyorum. Biz öyle kaybedilen şeyleri bulmuyoruz, direkt bulanı getiriyoruz. Bizim programımız biliyorsunuz bu denli... Bulanı getiriyorsunuz. Sağlıklı. Aynen, bulan yani kim? Kendi kendine bulan, siz yine kendiniz buldunuz. Hem ben kaybetmiş oldum hem de bulmuş oldum. Kendin ettin, kendin buldun. Yani. Aynen, kendin ettin, kendin buldun programını. Zaten evet, ne ettiysek kendimiz ettik. Peki nasıl kaybettiniz? Önce başına dönelim. Nasıl kaybettik? İşte bir ilişki sürecinde nasıl problemler olur, nasıl sorunlar olur ve bu sorunlar ve problemler nasıl insanları bir ayrılığa doğru götürür ve o ayrılık süreci içerisinde bazı şeyleri çözmeye çalışırsınız ve çözemezsiniz. Evet. Ve bu ayrılık birazcık daha uzun sürdüğü süreçte de o barışma sürecini gerçekleştiremedik. Bir araya gelip konuşma süreçlerini gerçekleştiremedik. Bundan dolayı yaklaşık 1,5 aydır Aycan'ı arıyordum, sonunda buldum. Peki, onun kokusunu özlediğin dönemler oldu. Evet. Onunla beraberken dinlediğin şarkıları tekrar dinlediğinde hüzünlü anlar yaşadın. Bunu anlayabiliyoruz. Peki şu anda hislerin, düşüncelerin nedir bulduktan sonra? Büyük bir özlem duyduğumu anladım. Tabii bu evin içerisindeki yaşanmışlıklarımızın vermiş olduğu güzel duygular da var. Onları tekrardan şu an yaşamaya başladım. Mesela o yokken gelecek mi gidecek mi şuradan keşke çıksa, işte ne bileyim arkadaşlarım burada sevgilileriyle bir şeyler yaptığında, bir şeyler yaşadığında, dans ettiğinde, hoş sohbetler ettiğinde, keşke orada burada olsaydı ben de aynısını yapsaydım dediğim zamanlarda. Şimdi o burada. Bunları yapabilecek evet. Pozisyonlara sahibim. Ama en çok hissettiğim duygu şu. Mesela hep böyle onu görmek istiyorum. Yani şu an o yani taze ya yeniden duygular. Yani böyle hep yanına gitmek istiyorum. Hep ona böyle eskiden ben mesela çok sürpriz yapmazdım. Burada biliyorsun hep böyle bazı arkadaşlarımız vardı işte böyle çiçekten, kağıttan bilmem neden bir şey yapıp o tarafa giderlerdi. Ben hep o tür şeyler çok yapmadım açıkçası. Yani ya bir arkadaşım gitti mi arkasına takılıyordum gidip onu görmek için. Ama bu aralar böyle hep ona bir şeyler yapasım var. Ortak bir şeyler yapalım böyle hani ona bir şeyler getireyim. Galiba bu da ayrı kaldığımız süre içerisinde yaşamış olduğum özlemden kaynaklı. Peki bu özlemin tekrar geçebileceğini düşünüyor musun? Yoksa bu denli kısa, bu değil. Bu çok uzun bir ayrılık oldu. Hı-hı. Fakat kısa dönemli ayrılıkların özlemi daha çok ateşleyeceğini düşünüyor musun? Vallahi ayrılıkların uzunluğunun kısasının ne kadar özlemi ne kadar arttıracağını bilemiyorum yani. Onu yaşamak lazım, görmek lazım ama biz ayrıldığımız süre içerisinde, ayrılık sürecinde özlediğimizi ara ara düşünmüş olabiliriz ben ve Aycan ama bunu birleştiğimizde anladık aslında. Yani birleştiğimizde aslında biz birbirimizi özlemişizi gördük. Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İlk kez seni de tanıdım şimdi.
kendi kendine burada gelin güvey olmuşlar ama damadın haberi yok. Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil ama Fahrima İlkay'ın tarzı bir kız. Saçma sapan sen konuşuyorsun. Canım ben arkadaşı çağırdım konuşmak için, anladın mı? Orada sürekli atlayan sensin. Bak, atlayan değil. İster atlarım ister atlamam sana soracak değilim. Yönü bana dönük. Yönü bana dönük. Anlıyor musun? Kulaklarını kapatmışsın. Birazcık aç gözlerini aç. Başka siz insanlar da yaşıyor etrafında. Ben anlamıyorum yani. Siz neden dolayı tartışıyorsunuz şu anda? Bak senle konuşuyordum. Konu bitmeden. Tamam. Konuyu böyle konu atmıyor. Miydi? Kızlarla da yapıyor aynısını. Benim konum bitmiş miydi ki sen? Kızlarla da aynısını sen yapıyorsun. Farkında değilsin. Kızlarla da yapıyorsun. Sen benim konum bitmiş miydi ki girdi? Bak ben senin konundan bahsetmiyorum. Ben aynısını ondan bahsediyorum ama. Kızlarla da yapıyorsun kızlar, sen. Kızlar bir şey diyeceğim. Ben İlkay'ı oradan çağırıyorum buraya konuşmak için. Konuşuyorum. Oradan atlayan o. Bak oradan atlayan o. İlkay benle konuşmuyor muydun? Sohbeti tamam, dinliyordum bizim ben. Bizim konuşmamız bitmemiş. Sohbeti dinliyorum. Aynısını sen kızlara da yapıyorsun. İlkay'la Fahrima İlkay için kavga ettim. Kanka sorularına cevap. Yok çok tartıştılar kanka, gerçekten. Kanka size bir önerim var. Aynısını kızlarla konuşurken de yapıyor. Git. Farkında değil. Kafayı sen? Nasıl bozduysa, İkinize nasıl sinirlendiysen farkında var. Değil. Sence farkında ol biraz. Bence farkında ol biraz. Ben ne olduğunu farkındayım. Farkında değilsin canım. Senden hatta şu anda bunu konuşuyordu. Senden başka insanlar diyor ki, yaşıyor bu adam evde. Adam diyor ki senin önünü kesmedi ama sizin ikinizin önünü kesti. Sen de diyorsun ki bana senin önünü kesmesi sana mı koydu? Hayatım benim önümü kesen yok. Canım koyduğu için 3 gündür terelerlisin. Ben senin gibi terelerli değilim. Şunu kabul etmedi. Biraz önce ağlıyordum. Şunu bir kabul etmedi. Ben nedenini neler ağladığımı da söyledim. Anladın mı? Konuları saptırma. Terelerli değilim ben senin gibi. Konuları saptırma. Birazcık sakinleş olur mu? Emre'yi de aklından çıkar. Bakın ben başka bir olaydan dolayı tartışıyordum ve sen bunu gayet iyi farkındasın. Bu algılar sadece sana gelir, anladın mı? Tatlım, hiç kimse bunları yemez. Tatlım uzaktan bir git de kendini bir izle bakalım. Ben izliyorum kendimi. Tererellisin, ben kendimi izliyorum. Anladın mı? O da sensin. Emre'yle kafayı dediklerine bozmuşsun. Dikkat et, ben sakin sakin oturuyorum burada. Vallahi, sakin oturuyorum burada. Sakin sakin oturuyorsun. Çocuk bin kere hayır dedi sana. Sen hayır hala diyorsun ki hayır reddedilmedi. Bunu diyen sensin. Bunun konuyla ne alakası var? Ben senin gibi değilim. Ağlamıyorum. Senin gibi ben delirmiyorum. Ben arkadaşıma ağladım, anladın mı? Delirmiyorum. Bunu sen de biliyorsun, gibi. O da biliyor, o da biliyor. Sakınları saptırma. Üç gündür Emre Tuğçe ile konuştuğundan beri sen... Demek ki duygun vardı. Demek ki senin duygun yokmuş. Oynamışsın o zaman, tamam mı? Ben niye oynayayım? Fahrima ile Gamze de tartıştı bugün ve bayağı yükseldiler. Ve Fahrima dedi ki Emre benim değil, senin önünü kesti dedi. Sürekli bunu söylüyor. Çünkü hani Gamze'ye tarzım değilsin dediği için sanırım kendisinin tarzı olduğunu düşünüyor. Ama hani Emre böyle bir şey de söylemedi. Az çok tanıdığım kadarıyla sadece kibarlık etti ve hepsini arkadaş olarak gördüğünü defalarca söylemesine rağmen algılamak istedikleri gibi algılıyorlar. Diyecek bir şey yok. Yaşayacağız, göreceğiz. Konuşuyoruz oradan pat. Ben şimdi kendime giriyorum. Hiç kimse de arkadan çıkmadı. Demek ki öyle bir şey yapmamışım. Hadi görüşmek üzere herkese. Allah. Aynısını kızlara da yapıyorsun. 3 gündür senin gergin olduğunu herkes biliyor bu evde. Tamam çok gerilmeyin. Görüşmek üzere. Gergin olan arkadaşlar gerilmesin canım, ben rahatım yani. Arkadaşlar. Şeyya. Kavga etmeden dövüşün, tamam mı? Biz gidiyoruz. Kavga etmeden dövüşsünler, peki efendim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Uygulayacağız. 3 gündür ben konuşmayan insan diyor ki 3 gündür sen mi konuşmuyorsun? Bir dışarıdan çık da bir kendini izle. Evet sevgili merhaba. İzleyiciler. Bugün aramızda kısmetse olur da tapusunu kaybedip aylar sonra tekrar tapusunu alıp gelen Emre Beyli var. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk. Duygusal gördüm bugün sizi. O kadar özlemişim ki. O kadar özlemişim ki. İnanın anlatamam size yani. Öyle sözlerle ya da kelimelerle ifade edebileceğim bir yer değil burası benim için. Yani ben burada günlerini, aylarını, hatta hayatının en önemli dönemlerini geçirmiş bir adamım. Yani kısmetse olur evine geri dönmek benim için inanılmaz bir duygu. İnanılmaz bir tecrübe. Ve bu tecrübeleri hayatımın her yerinde kullanacağımı sonuna kadar düşünüyorum. Çok güzel. Peki Emre Bey. Evet. Kısmetse olur evine adınızı altın harflerle yazdırmış isimlerden birisiniz. Teşekkür ederim. Burada kimse inkar edemez. Çok güzel aşklar da yaşadınız, çok güzel şeyler de gösterdiniz. Ve bunun sonucunda
aradığınız mutluluğa kavuşamadığınızı, tekrar mutlu olmak istediğinizi belirttiniz. Evet. Bu saatten sonra mutluluk adı altında yapacağınız hamleler neler olacak? Bir telefon jokerimi kullanabilir miyim? Tabii, kimi aramak istiyorsunuz? Annemi. Basayım mı? Tabii ki. Alo. Telefonunuz çalışmıyor. Benimle basayım mı? Realist olmak gerekirse insanın mutluluğu neyle aradığı önemli bence. Yani çünkü hayatımıza her yerde, her anda bir şeyler çıkabiliyor. Ve biz hani neyi nasıl seçeceğimizi bazen bilemeyebiliyoruz. Ama bu evde neyi nasıl seçeceğini sen bilemesen bile etrafındaki insanlar yorumları ve tavırlarıyla sana bir şeyleri gösterebiliyor. O yüzden burada çok rahatım yani, anlıyor musun? Yani. Yalnız bu rahatlıktan fazlasının ne olduğunu biliyorsunuz. Yani fazla rahatlık tabii herkese bir rahatsızlık verebilir ama benim için sorun yok. Yani ben rahatsam herkes rahat olsun yani. Peki sizi üç aday isterken, evet, siz hepsine sol gösterip sağ oldunuz. Farklı yani adaya daha bir adım attınız. Bunun noktasında, bunun asıl amacında ne vardı acaba? Hmm. Yani açıkçası bana aday olan insanların ben zaten en başından beri hep diyorum. Hani kimse bana zorla aday olmasın. Benimle konuşma. Saygı göstereceksin. Hayatım, ben seninle konuşmak yok için ölmüyorum. Konuşma üçlü o zaman. Grubunuz var. Niye bozuldu o zaman? Konuşma. Üçlü grubunuz var. Niye bozuldu o zaman? Bir erkek için birbirinize mi düştünüz? Bir erkek için evet, birbirine... arkadaşımdan sen kazık böyle yedim. Yaptığın için ben daha çok konuşmaya devam kazık edeceğim. Yedim. Saygı bekliyorsan saygı göstereceksin. Başka? Demek ki hak etmişsin canım. O kazığı yediysen demek ki hak etmişsin. İyi ki seninle tanındım şimdi. Vallahi anladım. Canım ben her zaman dobra bir kadın İyi, güzel, oldum. Güzel, her güzel, zaman güzel. Gerçek sözlerini, sözlerinin arkasında duran güzel, bir kadın süper oldum. Anladın gösterin mı? Kimseden de... Mevzunun Emre olmadığını kavrayamıyorsun. Çekmem, erkeğe de kafa tutarım. Emre olmadığını kavrayamıyorsun. Anladın mı? Mevzu seni konuşma tarzı. Üç gündür bak bu kadın gergin girmesi değil mi? Bu üç gündür bu kadın hale gergin değil mi? Bağlıyorsun. Üç evet gündür senin gergin olduğunu herkes biliyor. Olayları kabullenmek istemiyorsun. Evet, evet doğru. Kabullenmek istemiyorsun. Aynen, tabii aynen ki doğru. Ha, ben senin soyunma odasındaki hallerini biliyorum. Anladın mı? Ha. Ben biliyorum ben. Bu Emre konusundan senin ne hale geldiğini ben biliyorum. Ha, duvarları vuruyordum kendimi. Hatırlıyor musun? Aynen öyle yapıyordum. Ben dışarıya içeriye taşımam. Böyle bir insan değilim ama senin ne halde olduğunu ben biliyorum. Kızlar ben soyunma odasında falan nasıldım? Ben biliyorum canım. Ya, onların bilmesine gerek yok. Ben de bileyim en azından. Çünkü kendimi duvarlara vuruyormuşum. Birbirinize karşı çok doluymuşsun. Çok saçmalıyor çünkü. Doluymuş değil. Ben cevap doluymuş veriyorum. Değil. Diyor bak, ki soyunma odasına kendi duvarlar vuruyordu. Sen beni soyunma odasında görüyorsun. Evet. Nasıl duvarlar mı vuruyordu? Evet kendine vuruyordun. Duvarları ama tırmalıyordun. Kaç gündür bir gerginliğim var. Sebebi Emre'dir, bu kızdır bilemem ama aynen ben gerginsin. Sebebi aynen bu kız. Aynen. Çünkü o da soyunma odasında olduğu için oradan çıkıyorum. Bu kadar basit. Evet. Çeleme var ya, onu uzattı. Bu nasıl bir şeydi? Yalnız var ya, yanlış yerden girdim. İlk geldiğinde diyecektim. Senin o merdiven altı salonundan zaten tiksiniyordum falan. Hanımlar nasıl olsa pazar günü finalde bolca kritik yapacağız. Stresli anlar yaşayacağız. Hadi bugün kritik yapmayalım. Birincilerimizi belli edelim. Sonra başka bir sürprizim de olacak. Erkekleri çağırayım mı? Damat adaylarımız geliyor efendim. Hoş geldiniz. Bu ne ağırlık, bu ne karizma. Aman aman aman. Suratlar ne yazık. Cevap yok. Cevap yok. İlkay'cım seni şu güzel iki sarışın arasına alalım, evet. Şimdi beyler bugün kritik yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Zaten finalde o kadar çok yapacağız ki. Bak teşekkür ediyor kritik yapmıyoruz diye. Stresli olun istemiyorum. Bugün ben gideceğim, ödül yemeği yok. Şimdiden açıklayayım. Birinci kim olursa olsun sizi bırakacağım bu evde. Bu ev bir haftalık, üç aylık, ömürlük değil. Hep öyle düşünün. Bir haftanın birincisi ertesi hafta elenmiyor mu? Evet.
Bir hafta koruma altına alınan adam ertesi gün oylanıp gönderilmiyor mu bu evden? Kimin ne olacağı hiç belli değil. Bugün sizin hesaplaşma gününüz. Birincileri seçeceğim, evi size bırakacağım. Çünkü pazar günü bir mi, iki mi, üç mü, kaç kişi elenecek ben de bilmiyorum. Kimin kimle hesabı varsa görsün artık. Tamam mı? Ama önce efendim sizlerin birincilerini açıklayacağım. Elenmeyecek iki ismi. Beşer bin liranın sahibini. Bakalım kimler oldu? Evet, finalde evlerini koruyup koruyamayacaklarını garanti edemiyorum ama en az bir hafta daha bu evde olacak olan birinci gelin adayımız. Valla birinci olmayı özlemişim Seda Hanım. Bak şimdi o kadar çok beklendin ki bu evde. Bana diyorlar ki Aycan gelmeyecek dedi. Nis işte bak Aycan nasıl geldi. Valla en güzel sürpriz ben yalancı çıkmaktan o kadar memnunum ki. Hani sanki ben yalan söylemişim gibi. Aycan rahatsızım gelemeyeceğim dedi. Öyleydi çok üzüldük. İyileşse gelse diye buralarda az seslenmedik. Öyle oldu. İşte Onur beni o kafeye gittiğimiz gün gaza getirdi. Ben de aslında bir gün öncesinden bana sorsanız ben de cidden gelmeyecektim. O gün öyle bir bakışmalar. Vallahi keşke hep böyle yalancı çıksam. Hep böyle güzel sebeplerle yalancı çıksam. İyi ki de böyle aşk başladı. Çok zor bir şey yaşadın bu hafta. Köpeğini kaybettin. Evet. Ama sevgilini geri kazandın. Onun sana aldığı o güzel yeni bebişiniz oldu, köpüşünüz oldu. Bir annelik babalık provası yaparsınız artık. Yani evet, o bu hafta benim için o kadar çok şey yaptı ki Seda abla. Ben de onun için biz tekrar bir olmayı, bütün olmayı başardık. Bence bu ikimizin birinciliği zaten. O yüzden ben çok mutluyum. Evet. Ben de çok mutluyum. Yani böyle diyorlar ya, hani büyük söylüyorsun, aa yalancı çıktı, hani gelmeyecek. Evet, gelemeyecek durumdaydı. Ama iyi ki gelmiş, iyi ki düzelmiş. Hayat böyle bir şey çünkü. Aynen öyle. Her seferinde de böyle olumlu konularda yalancı çıkalım inşallah. İnşallah. Şimdi efendim birinci damat adayımız acaba kim? Oylarıyla bir hafta daha elenmeyecek en beğenilen damat adayı Onur. Gel ya gel. Şöyle. Bugün de çok şıksınız turuncular. Bari aşk rengi giydim size. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şu ikisini birinci görmeyeli çok olmuştu. Evet. Aycan az önce dedi ki aslında bizim ikimizin birinciliği zor tuttum. Zaten o da birinci, zaten o da birinci dememek için. Evet, ikisinin birinciliği ve ikisinin aşkı destekleniyor. Zaten bu aşk başlasın diye hayranlarınızın size attığı mesajların, bu eve gelen mesajların haddi hesabı yok. Artık birbirinizin kıymetini bilin. Bu kadar insan sizi yakıştırıyorsa bir bildikleri vardır be Onur. Allah razı olsun. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir zor zamanlardan geçtiğimizi zaten defalarca söyledik.
Önemli olan bu zorlukları atlatıp tekrardan bir araya gelebilmekti. Şu an yüzü gülüyor, benim de yüzüm gülüyor. O yüzden bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir de bir şey söyleyeceğim, hataları baştan yapmak da güzel. Evet. Evleneceğin 20 sene sonra da benzer hatalar yaşanabilirdi. Evet. Baştan yapıldı, görüldü. Uzaktınız, ayrıydınız. Birbirinizle iletişiminiz kopuktu. Ama şimdi bu haldesiniz. Adan güzel bir şey söylemiştin geçen gün. Geçmişi olmayan geleceğini kuramaz. Geçmişini unutmayan geleceğini kuramaz. Biz de bazı şeyleri unutmayacağız ama geleceğimizi kurmak için de adımlar atmaya devam edeceğiz. Korkmadan. İşte o kadar. Bu hafta zaten ben küçük kraliçe gibiydim Seda abla. İlaçlarıma kadar böyle teker teker içirdi. Yani şu an o benim gönlümün birincisi zaten. O yüzden bir de bu güzel de bir insanların desteklenmesi geçtiniz. Bizim hoşumuza gitti. Güzel, teşekkür ediyorum. Ben size yemeği falan yollamıyorum çünkü zaten baş başa vakit geçirdiniz. Bu evde de istediğiniz kadar baş başa vakit geçirebilirsiniz. Ama diyorum ya, pazar günü bakın şu arkadaşlarınıza. Hangisi veya hangileri olup olmayacak belli değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hangileri şu anda size seviniyor, hangileri içten içe gıpta ediyor? O da belli değil. Kimin kimle ne hesaplaşacağı belli değil. Bu ev ikisi hariç çünkü birer hafta koruma aldılar. Efendim yarın işte Onur ayaktaydı. Evet. Tankut bir hafta önce, gitmeseydi Tankut bir hafta önce. İnanılmaz bir bize hediyesi diyelim onu. Hediyesi. O zaman işte bu aşk, ona tekrar bir teşekkür ederim. Buradan Tankut'a evet, sevgilerimizi Tankut yolluyoruz. Tankut'cum. Tankut iyi ki varsın. Sayende bu güzel aşk devam ediyor. Evet, Allah razı olsun. Sen bunu gördün ve kendini feda ettin. Sana sevgimizi, saygımızı yolluyoruz. Evin kapısı her zaman açık. Minnetle buradan selamlarımızı yolluyoruz. İşte ama belli değil görüyorsun. Evet. O yüzden bu ev bir haftalık çocuklar. Eteğinize ne taş varsa dökün. Ben kritik yapmıyorum. Zaten kritiğin bolunu finalde yapacağız en heyecanlısını. Hadi tadını çıkarın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Onur ve Aycan haftanın birincisi oldu. Bence beklenen ve istenilen bir birincilikti. Burada Aycan'ın hakkı ve görevi çok çok fazla. Aycan'ın çok fanı var, çok destekleyeni var. Bu evde çok üzüldü, çok haksızlığa maruz kaldı. Eğer Onurcuğum, eğer sen birinci olduysan, Aycan'dan dolayı birinci oldun. Bence Aycan'a teşekkür etmelisin. Bir arkadaş olarak bakıyor. Bana demedi. Bu eve arkadaş olarak. Ama Gamze sürekli ne diyor biliyor musun? Üçümüzü de reddettiği için. Diyor ki beni reddetmedi ki niye hala böyle bir şey diyorsun? Ha reddetse reddetti derim. Anladın mı? Vallahi bir şey değil mi? Ona geriliyorum, sinirleniyorum, bu tarz çıkıyorum. Ona sonra şey diyor, Emre yüzünden tırlattım diyor ya. Ben daha çok kafayı yiyorum. İşte ya daha çok şey kafayı yiyor olman önemsemiyorsan bunu geçeceğim önemsediğini ya gösteriyor. Hayır bak ben mesela sana diyorum ki sen başka bir olay yüzünden kavga ediyorsun. Ben Tuğçe yüzünden diyorsun. Tuğçe bilmiyorsun ama Tuğçe yüzünden. Herkes biliyor Tuğçe. Ve herkes diyor ki bak tek fikri balkona genelleme yapıyor. Ha? Balkona çıkıyor mu? Hiç onunla konuşmak istemiyorum. Bahçeye yani. Orada oturalım kim mı diyorum. Bahçede Rabia ve Tuğçe sanırım bahçede. Tamam abi bahçe şey mi? Sadece o köşe mi var bahçede yani? Oturamıyor muyuz başka bir köşede? Oturabilir miyiz? Niye? Oturmak istiyorsanız otururuz. Biz biraz Melis'le bir konuştuk biraz uzunluğu. Of yer yerinden oynadı ya. Oğlum Melis konuşmayacağım dediydin. Yok Melis öyle çok şey yapmadı. Biz çok şey yapmadık ya. Biz sadece bilgi akışını sağladık. Ya şu an aslında zaten bir şey yok ki ortada yani. Ben insanların niye bu kadar çabuk böyle şeylere girdiğini abi, de anlayamıyorum. Hani bir şey denilmedi ki daha yani. Bir olay yaşandı, biz oturduk, konuştuk. Bundan sonra yani insanlar gerçekten aslında nasıl hissettiklerini o gün göstermiş oldular ve ben zaten o kanıdaydım ve onu da onlar sağ olsunlar ispatladılar. Bu benim daha çok hoşuma gitti yani. Anladınız mı? Sen diyorsun ya Adnan işte o tip durumlarda çıkıyor. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi de olmayabilir. Bu evi biliyorsun ben yani. Ben işte ondan dolayı kızlara da söyledim ya bırakın. Bırak yaşasınlar. Koca adam canım kendi karar ver. Yani. Kardeşim kusura bakma ben en sonunda çıldırdım artık dedim ne? Kanka sabah bir başladık. Emre. Artık Emre aynen, değil konu. Aynen bu evde posta Emre'yi. Nasıl biliyor musun? Böyle artık sen rekabete döndü. Hani konu artık yani. Başlık Emre ama altta bunlar kendileri arasında ayrıldılar şöyleydi böyleydi. Evet. Artık bağırdım yeter ya dedim Emre dedim artık bu ne yani. Dedim artık susun. Ya bazen oluyor ya burada kendilerine kendi burada aşkım, gelin aşkım, güvey aşkım olmuşlar. Ama damadın haberi yok. Kanka benim haberi yok. Nereden bir de ben hani hiç art niyetli gitmedim ki hiçbiriyle oturup konuşmadım ki yani. Hani hep de başında da dedim biliyor musun yenge hanım? Dedim ki ya arkadaşlar bakın biz sizinle önce arkadaşça oturalım konuşalım.
Evet, böyle olursa en azından sonrasında olmasa bile birbirimize karşı bir saygı, merhaba demesi kalır. Bu benim için zaten hayatta önemli olan. İnsan kaybetmeyelim abi, insan olalım. Tek derdimiz bu ya. Başka bir şeyin önemi yok yani. Çünkü burada kimin bugün var, yarın olmayacağı belli değil ki. Yani. Gerek yok. Ne güzel bak. Dört çiftiniz işte. Böyle sizi görüp Allah insanlar... Yakında bakarsın. Da üçlü dörtlü oluruz, belli olmaz o. Şunu da gördük değil mi burada? Yani sadece... Hani bu dörtlü de kolay oluşmadı ha. Tabii canım. Tabii canım, hepsinin yani bir süreci vardır illa ki. Yani bırak ilişkilerin oluşması, şu dörtlü de kolay oluşmadı. Evet. Ya biz yani... de belli başlı sınavlardan geçtik yani beraber. Biz de birbirimizi eleştirdik, biz abi, de birbirimize kızdık. Sen benim Melis'le geçen sene burada kavga ettiğim kadar kimse etmemiştir ki. Doğrudur. Değil mi kardeşim? Bak şimdi duymadı ama öyle yani. Şimdi Melis bak... sana bozuk ama. Hepsine cevap vermeye çalışırken bir anda kendileriyle kavga etmeye başladılar ya, ben ona şaşırdım. Bizim ev öyle, bizim kalktım öyle. Gittim sen ondan sonra devam ediyorlar. Hadi bahçeye çıkalım. Kalktım gittim sen devam ediyorlar. Hadi. Gel sen de bahçede oturalım. Ne bahçe? Bahçeye gitmem. Bunları yalnız bırak tamam. Evet bak senin çağrı. Ben bahçeye gitmem şu an, bahçeye gitmem. Ya gider misin? Fanıma çağırıyor. Ya Mera ısırır sonra oraya geldim, benim yüzümden geldim falan diye maaşlar orada. Hayır biz işte kafayı. Kardeşim rahat bırakır mısın? Git Fanıma'nın. Yapma vallahi yapma ya. Her yerim ağrıyor. O, ya, çok o kadar, yoruldum şu anda. O kadar anneanne eski gideyim. Dostuna muhtaç kaldım kardeşim. Anneanne gideyim şu an. Hadi getirin saksıyı birazcık sohbet edelim. Ha? Yok. Yok yani kırgınlık sayılmaz. Ne oldu? Özel bir şey konuşmayacağız ha. İçerisi de soğuk mu nedir ya? Ha, klimayı açtılar ya. Değil mi? Sürekli Emre mevzusu dönüyor evet. Evet, sinirlerim gerildi. Sana anlatamam. Çok yoruldum. Vallahi ben anlam veremiyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim, ağlamak istemiyorum, anladın mı? Konuşurken boğazım... Neye anlam veremiyorum biliyor musun? Evde böyle sürekli değişik şeyler dönüyor. Ne gibi? Şimdi de İlkay'a mı yakıştırıyorlar seni? Hı. Kafayı yiyeceğim ya. Sor. Çılgın dedikodulara. Oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Ya ben derdimi anlatamıyorum ki. İnsan ya gönlündekini ya da gözündekini seçer. Gözündekini seçer uzun sürmez. Gönlündekini seçer ömür boyu sürer. Bu evde de gönlündekini mi, gözündekini mi dersen, gönlündekini seçene kadar vaktin olmuyor. O yüzden önce gözündekini seçiyorsun. Anlayabildim mi demek istediğim şeyi? O yüzden... Tüçe senin gönlünde yok muydu? Değişik bir yer yani burası. Tüçe senin gönlünde yok muydu? Benim hiçbir yerimde değil Tuğçe. Adnan bana geldi. Asla kızmadı, hiçbir şey söylemedi. Sadece dedi ki senden kardeşim rica ediyorum dedi. İkinizi de çok seviyorum dedi. İkinizin de üzülmesini istemiyorum dedi. Ama sen bana bir anda öyle sert tepki verince ben dedim sert ki... Sert tepki mi verdim sana? Öyle geldi bana. Vallahi vermedim. Vallahi bana öyle geldi. Ben sana kızar mıyım kızım? Yani Emre dedim yani dedim hani daha bir ilişkide değilsin, bir şey değilsin. Hem ilişkide yok, olsan hiç. Da ben zaten o zaman konuşmam. Ki konuşsam bile senin bana öyle bir tepki vermemen gerekiyor. Ben vallahi hiç öyle şey yapmadım ya. Sadece hani ciddiye aldım ben hani yazı gelmiyor işte gidin falan deyince... Önemli de bir şey konuşuyorduk, yalan değil, onu da söyleyeyim. Hani ister istemez aramızda geçen bir muhabbet vardı. Bir anda sen öyle bir şey deyince ben onu ciddiye aldım. Sonra hani bir anda cümlemi bitirip kalkmaya çalıştım hani şey olmasın diye. Sonra da bunun şaka olduğunu görünce hani... Zaten sana ben tepki vermem kızım, beni tanıyorsun. İşte, ben sen ne dedim? Sen bana üzülme, gel buraya. Gel bana sakın. Sakın ya böyle bir şey, tamam mı? Yani öyle, ben sana kızarım da biliyorsun, sen de bana kızarsın. Ama bizim aramızda hiç öyle şey olmaz yani. Bizim ömürlük dostumuz. Biliyorum. Hayalimizi hatırlıyorsun. Neydi? Bundan 40 sene sonra, 30 sene sonra, 30 sene sonra deniz kenarında, çocuklarımız orada oynarken ondan sonra biz hala dostluğumuzu devam ettirip orada kahvelerimizi içip vay be ne günlerdi diyeceğiz yani. Evet. Bunları yaşayacağız biz. Bak gelecek o günler. Hayal ettiğimiz birçok şeyi yaşadık şimdi sıra bunda. Aynen öyle. Sen benim kardeşimsin canımsın. Sen de benim. Benim. Ben senin burada hiç kimsenin üzmesine de izin vermem. Kimsenin seni kırmasına da izin verme. Sen bir ilişkinin içerisindesin şu anda. Kendi ilişkinde de sorunlar yaşıyorsun. Kavga ediyorsun. Ha, ben gelip orada o adama müdahale edersem bana yakışmaz. Çünkü sen bir ilişkinin içerisindesin. Sen zaten kendini koruyabilecek bir insansın. Ama dış etkenlerden, dıştan sana birisi bir şey yapsa ilk önüne ben geçerim. Biliyorum. Bunu biliyorsun yani. Senin yemin. İçin de aynı şey geçer. Biliyorum, aynen öyle. O yüzden için rahat olsun. Ve o tepkimle sana asla öyle bir şey olamaz yani. Hani...
Senden bir korkusu olan bir adam değilim ben, biliyorum. Seni sevdiğim için bunlar, sana değer verdiğim için. Kuzum benim, bizim kolay kurulmadı dostluğumuz. Burada aylar geçirdik, aylar. Her anında kavga da ettik. O finallerde sabah, yani saatlerce tartıştık. Hatırlıyor musun şurada? Yani neler neler. Ne gülüyorsun? Birbirimizle bir kavgamız geldi aklıma. Aynen öyle. Sıpa seni. Yok. Ya Kemal gelsene kanka. Siz bence ikiniz oturun, beni çağırın. Yok yok, içerlemesin o bana. İçerledi o durumu çünkü ben biliyorum. Kardeşim, bekarları bıraktık. Güzel oldu. Ha şöyle. Oğlum kızımızı üzme. Kızımıza iyi bak damat. Bak ona göre. Bir şey diyeceğim Emre. Nasıl? Kemal gıybet edeceğiz ya. Ya gıybet Emre ne? Emre'yle mi? Evet. Emre de hiç gıybet yapacak potansiyel göremiyorum. Aa sen beni daha tanımıyorsun. Emre'yi hiç tanımamışsın zaten. Sen beni daha hiç potansiyel... tanımamışsın. O heyecanı göremiyorum. Biz gıybettimiz. Sen de her şey var, o şey de, o ışık var Emre'de. Sen, Emre düne kadar hep peşin. Biz ikimiz dikkat ediyoruz. Bir arkadaş bu nereden çıktı? Biz seni hiç aramızda göremedik kardeşim. Gıybette mi? Senin evet. O zaman da ilişkin vardı, bizimle hiç yüzümüze bakmıyordun. Kanka ben... Aramıza bile almıyordu. Evet. Ne yapayım ama yani o zamanlar... Bizim evdeyken... Bu benim de yakındı. Yok sen gıybet etmiyorsun yani. Neyse. Ne? Anca yalnızken bizimle ilgileniyordun. Siz arka tarafa bakın. Ama abi yani sen de şimdi bir ilişkinin içindesin. Sen de çoğu zaman gelin adayınla zaman geçiriyorsun farkındaysan yani. Doğrusu bak, da o yani ne? Zaten. Farkındaysan bak seni aramıza aldık. Ama olgunlaşma evresindesiniz şu anda. Sen kendini kötü hissetmiyor musun? Bak üç tane ilişki var. Birbirinizden de hani... Belli bir süre sonra arkadaşlar da devreye girer, her zaman yalnız kalınmaz. İşte bazı aktiviteler arkadaşlarla yapılır, bunlar da ilişkiye renk katar, enerji getirir. Hani hep tek başınıza olunmaz ya. Yo, onlar onlar seviyor hep arkadaşlarıyla beraber olmayı. İşte kanka evet. Diyorum ya zaten, şu an doğrusunu yapıyorsun zaten. Yani sen o zamanlar yanlış yapıyordun. Yanlış yapıyormuşum demek. Şu an rahatsız değil misin mesela? Bak herkes çift. Şu an burada oturuyorsun. Bomboş. Yo bir kardeşim böyle var çaresiz. Adnan diye 1,5 senedir kardeşim olan, onun yanındayım ne güzel. Bak Melis var yanımda sağımda, canım ciğerim. Onur abi zaten abimiz. Eyvallah. Yani şu an niye huzursuz edeyim? Eğer benim bu olmamdan mutsuzsan gidebilirim Adnan. Anneni göreceğim. Annenle tanışacağım. Zangır zangır titreyebilirim. İşte bak buralar benim çocukluğumun geçtiği yer. O yana dünya atlan yok, o yana dünya atlan yok. Ufak bir hata gördüğün zaman ben böyle bir yapım vallahi siler. Acıma. Biraz zıt daha hani dikkat edilmesi bak, daha hoş olur bence diyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü bak inan benim gözlerden uzak benim bilmem ne bir şey yaşamıyoruz. Hastanede o gece sabah kadar yoğun bakımda kaldım. Çünkü çok üzüldüm. Ben seni evlatlıkta rahat edeceğim. Ben sizin hakkı halal edeceğim. Sen niye benimle yakın olmadın? Niye bana başka bir şey söyleyip de o zaman VTR'de ben şok oluyorum, anladın mı? Bana niye oynuyorsun? Ve ben, bana başka şeyler söylendiği için ben burada şu anda üzülüyorum ama arkayı buraya taşımak istemiyorum ve canım sıkılıyor. Anladın mı? Ve Tuğçe iyi biliyor benim konuşmayacağımı. Yine de konuşmayacağım. Bak buradan elenirsem de konuşmayacağım. Çünkü bana yakışmaz. Vallahi şimdi ben o konulara çok müdahil olamam. Ama sana şunu söyleyeyim. Sen hoşlandığın bir aday için elinden geleni yaptın. Ve sonuç olarak hoşlandığın aday sana bir geçiş kapısı açmadıysa ya da seninle beraber olmak için o da bir adım atmıyorsa hala bu senin süre gelebilir bir durum içine gireceğini arz etmiyor. Zaten yani, ben ne diyorum sürekli bunu yapamazsın. Bak yani. Ben o
olay olmadan önce, Tuğçe ve Emre konuşmadan önce ben Emre'yi konuştuğumda dedim ki niye Gamze gibi benim önümü kesmedi? Dedi ki çünkü senin hakkında demek ki gitgellerim var. Kesmemi mi istiyorsun? Tamam mı? Böyle konuşuldu. Sevgican'a arkadaş olurdum demiş. Gamze tarzım değil. Dedi yine rağmen Gamze hala şey diyor. Üçümüz de dedi. Üçümüz. Diyorum ki bana öyle bir şey dese tamam üçümüz de. Ama niye üçümüz diye tutturmuşsun ki? Sen ona mı takılıyorsun? Hayır, ona takılmıyorum. Benim takıldığım nokta şu. Ben evde eğer üzgünsem başka bir mevzu. Emre mevzusu değil bu. Ahmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Anladın mı? Tamam. Ben arkadaşıma kırgınım. Ama şey Gamze ile tartışırken Gamze olayına sağlatıyor mu? Sen kafayı tırlattın. Emre de Emre. Emre için bu üç gündür bu evde üzgünsün. Diyorum ki Emre için değil. Hadi canım hadi. Babam 10 lira 20 lira verir. Pazara gönderdim. Ben programdan pazardan. Önce gidiyordum pazara. Kendi evimin şeyini taze pazardan alıyordum. İki poşet. Ben ev yönetmeyi çok iyi biliyorum. Peki domatesin kilosu o zaman. Şu an iki damlayı dökeceğim şimdi. O zaman ne kadardı kanka? 2.90'dı. Şimdi çıktı fiyatı. 2.90. Pazarda asla 2.90 değildir. 2.99. Ya öf. 2.99'dur. Eskiden ayca pazara gidiyordu. Şimdi gitmiyor kendi pazarını açıyor. Şu an ekmek kaç para Adnan? Şu an ekmek bayide. Halk bayisinde 75 kuruş kuru. Bizde bakkal yok. Süpermarket. Onlar lüküs sen. Lüküs sen de bakkal ne arar hatta? Ya yine başladı ya. Kapatın şunu Allah aşkına. Benim bakışa bak. Ne? Allah. Çok eğlenceli bir insan. Ama aynısını yapıyor. Gerçekten. Bir parça vardı ya. Gamze dünyayı gez dolaş bunun gibi bir tane daha bulamayız. Böyle iyi bir insan Gamze'nin bildiğinden yanında. Renkli. Düşünsene evleniyorlarmış. Gamze evet dermiş. Evet evet. Durma değil olay ne biliyor musun? Rabia İlkay'ın tarzı bir kız değil. Tarz olarak yani bak düşününce ama Farima İlkay'ın tarzı bir kız. Mesela hani dün biz bir görüntü izledik. Çocuk Farima'ya, tarzını anlatmadık ama doğru düzgün ya. Bir saniye Farima'ya açıklama yapıyor bilmem ne carçurt. O yüzden ve yakınlar ya o öyle bir yakışma oldu. Dün aslında oldu. Bak o yanlış anlaşılmış. Farima'ya açıklama yapmıyordu. Biz bir şey konuşuyorduk. Beraberdik. İlkay geldi. Ne oldu hayırdır falan dedik. Bize anlatıyordu anladın mı? Evet ortaya konuşuyordu. Ama Farima'ya konuşuyordu. Bakıp anlatıyordu. Tamam. Ya, şimdi ben bu tarafta oturuyorum mısınız? Farima ona burada. Ona bakıyordu. Ona bakıyordu. Hadi ben de herkese bakıyorum bu evde. Herkesle ona bakıyordu. Ne diyorsun sevgili canım? Bütün gelin adaylarıyla benim merhabam var. Kritiklerde bana girdiğim, baktınız. Bu eve girdiğim günden beri bütün gelin adaylarına saygılı bir şekilde merhaba nasılsınız, iyi misiniz, sen nasılsın, aa ne yaptın bugün Farima diyorum. Ya da sana sevgili canım ne haber, niye suratın düşük diyorum. O zaman ben sana bakıyorum, sana da bakıyorum, ona da bakıyorum. Bütün bekar bak, adaylara bakıyor muyum? Bakmayacaksınız abi, yani? Ekranda görüntü falan verildiğinde kapanıp şöyle mi olacağız? Sevgili canım iyi misin? Farima senin ne derdin var söyler misin bana falan? Gözler sabit. Vücut belki oynayabilir hani. Bak böyle böyle falan. Sabah da üzgün ol. Anladın mı? Bak deli ya. Böyle konuşacağım. Akıncığım hayat nasıl gidiyordu? Ya boş vallahi verin. Vallahi iyi sevgicam. Koşturuyor.
beni de kullandı dedin. Arkadaşımı tanıdım, yalan konuştun, bittin benim için. Emre'yi şu anda beğeniyorum. Kesinlikle İlkay Farimad'ın hoşlanıyor. Eski sevgilisini özlemiş bir insan ya olarak bu evin içindesin. Hala benim konumla konuşmaya çalışıyorsun. Burada her sarıldığı, her beraber olduğu kadın onun arkasından vurdu biliyor musun?